Başla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bir ses kaydı dinleteceğim. Ondan sonra bunun üzerine gideceğiz. Ses kaydı şu. Burada ben şunu araştırıyorum. Bak. Şimdi mücedditlerin bir özelliği vardı. Nedir o? İhtilaflı mevzuları, ümmetin arasından çıkamadığı ihtilaflı mevzuları cem ediyordu. Yani düzeltiyorlar. Bir özellik vardı. Mesela Üstad Hazretleri'nin cüz'i irade bahsinde Eş'ari ile Maturidi'yi birleştirmesi gibi. Acaba diyor, bu tekliğini, tekliğin şimdi Eş'ari kudretin tahtındadır diyor. Maturidi müstakil bir sıfat diyor. Acaba diyor, burada da Risale-i Nur'un buradaki görevi, noktası nedir? Bu hususta bana bir yardımcı olur musun hocam? Maksadım, yani benim hedefim bu hocam. Yani hem de öğreneceğim yani bu hususta Allah razı olsun. Bilgi verirseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sana selam olsun. Şimdi ben soruyu toparlıyorum. Evet. Tabii çok bu alimdir. Belli sistem. Alim bir çok çok mühim bir alimidir. Çok takdir ettiğim bir alim. Ben takdir ettiğim çok çok meraklı. Diyor ki ben size her şeyi yazalım bugün. Şu aşağıda olsun. Dima kaçıncı ders abiler? Dima 60 oldu. Tamam. Tahayyül kaç abiler? 6 olmasın. Bugün ayı kaçı? 25'e. 25 11 2018 küçük çekmece. Bunu koyduktan sonra zaman mekan kaydımız. Zaman mekan makam. Evet. Yani evet zaman mekan makam neydi? Bilelim. Öyle şeyi sevmiyorum. Öyle uyduruk şeyi. Hiç sevmiyorum. Şimdi buradayız değil mi arkadaşlar? Dersimiz bu. Fakat bazen teceddüt olsun böyle standartlıktan çıkalım ki sonra tahayyül ve haya daha biraz da canlı olsun. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Tekvin zatı sıfattır. Tamam mı? Kudret sultı sıfattır. Ben şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın iki tane itikad imamı var. Eş'ari, Maturidi. Ehl-i Sünnet'in dışında itikadı da var. Bir de Selefiye, yani Selefiye bu. Bir de Şia şeyi var. İran ve Şiaların itikad imamı. Selefiye var. Vehhabilerindir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın Eş'ari ve Maturidi. Şimdi Eş'ari der ki müstakil olarak tekvin bir sıfatı yoktur. Kudretin içinde bir sıfattır. Eş'ari diyor. Sıfatın sıfatıdır. Bu sıfat içindedir bunun diyor. Burada Maturidi diyor ki hayır diyor. Tekvin müstakil bir sıfattır. Kudret ayrı bir sıfattır. Ulema mabeyninde, bu işin ehli mabeyninde, öyle bizim gibi şey değil ya. Ondan sonra mabeyninde, Allah razı olsun. Şimdi
bu ihtilaf olmuş. İhtilaf derken sokak tabiri değil ihtilaf. Çok ciddi bir mevzu. Çok ama. Yani nasıl olur ki zatı sıfat denen bir zat, ulema diyor, zatı bir sıfattır tekvin diyor. Mühim ulema diyor ki hayır diyor. Mesela bunun içinde bir sıfattır. Sıfatın sıfatıdır. Tamam. Şimdi o işleyeceğiz. Tamam. Arasında fark. Peki ne yaptım ben? Kaynak Risale-i Nur. kütüphaneme müracaat ettim. İnanın bulduğum şu kütüphane. Maturidi şöyle demiş, Eşer böyle demiş, onu dedim size. Başka bir şey bulamadım. Yani kütüphanemi görüyorsunuz. Şimdi Risale-i Nur'da oturdum, iki gün uğraştım. İki gün. Arasındaki fark. bu da bu. Bu da bu. Tek tek. Ne, şu net yani. İzam izah şeyi değil. Arasındaki farktır. Tamam mı abi? Subut-i sıfat. Zati. Şehzati. Subut-i sıfat. Kudret. çünkü bu soru anlaşılmazsa izah şey yapılmaz. Bu da tekvin sıfatı. İki tane itikad imamımız var Hanefi'de. Eşari, Maturidi, Selefi var Vehhabilerin imamı, bir de Şia imamı var. Dört, itikad imamı. Hanefi olan biz deontekilerle karışmıyoruz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat uleması, itikad imamı, Eşari Hazretleri diyor ki, Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Rabbim nasıl kendisine yakışıyorsa onlara öyle muamele etsin. Mükemmel insanlar. Eş'ari diyor ki, kudret esastır. Tekvin diye bir sıfat yoktur. Bu sıfatın içindeki bir sıfattır. Bir eşyanın sıfatları gibi, renk gibi, sert, yumuşak vesaire, tadı gibi. Kudretin içindedir diyor. Tamam. Maturidi Hazretleri diyor ki, hayır diyor, bu subuti sıfattır. Tamam. Bu da zati sıfattır. Hem de değil kudretin içine koymak. Zati demiş mi abi yoksa onu hani ayrı bir sıfattır demiş. Yani zati subuti ayrı mı? Dememiş. Tamam. Bazı kısımlar çünkü subuti bazı ulema sıfata koyma subutiye koymamakla zati koymuş. Koymuş oluyor. Evet. Çünkü niye? Çok harika bir yöntem uyguluyor. Ustad Bediüzzaman zati sıfattır demiyor. Ama subutu sıfatları sayarken subutu sıfata koymuyor ve tekvine de sıfat diyor. Evet. Tamam. Böylelikle zatı sıfata kayıyor. Ama zatı sıfat demiyor. Subutu sıfatları sayıyor. İlim, hayat, sen, basar, kelam, kudret falan şey yapıyor. Buraya tekvin koymuyor ve müstakil bir sıfat olarak anlatıyor. Zatı sıfat. Şimdi ben size şimdi şeyi anlatacağım. Tekvinin lügatını vereyim size. Tamam mı? Yani en azından yuvarlak bir mana olsun. Ben ezberimde söylemeyeyim. Tekvin, var etmek. Şuraya geçeyim de şu adama elimi koyarak söylüyorum. Var etmek, meydana getirmek, yaratmak, ilmi kelamda Cenab-ı Hakk'ın sıbıtı bir sıfatı neymiş? Adem'den vücuda çıkması eşyan burada oluyor. Adem'den vücuda getirmesi İcat etmesidir. Adem buradadır diyor. Ve alemi tekvin kevn alemini oluşturuyor. Sistemin kendisidir diyor. Kudret için diyor ki ulema sistemin içindeki yaratmalardır diyor. Yani mesela ağacı yaparsanız ağacı yapar veya toprağı yaparsanız topraktan portakal, elma, armutu çıkarırsınız. O çıkartmaya kudret diyor. O çıktığı sistem, yani ne hangisi? Güneş, hava, toprak, su. Bunlar nedir? Bir muzun, bir elmanın ortaya çıkmasına sebeptir. Kudretin icraat sahası tekvinin içinde oluyor. Yani güneş, hava, toprak, su, sistem, onun içinde elma yetişiyor. Elmayı kudret yapar, bu sistemi tekvin yapar diyor ulema. Alemi tekvin söylüyorlar. Devamlı değişen ve çok mühim
iki tane özellik var. Vücut ve hudus burada oluyor. Yani vücut ve hudus, yani hudusu biliyorsunuz sonradan yapılanlar, vücuda gelenler burada oluyor. Bu bunun diyor yaratması yaratır. Hani ampul var ya ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama o kadar hızlı yanıp sönüyor ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğundan ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Bak çok önemli bir şey. Ben burada yazmıyorum ama ben bunun içinden çıkartıyorum. Ampul demek ki saniyede 60 defa yanar söner. Bu yanıp sönmesi o kadar hızlı oluyor ki, bundan kullanacağım şimdi bu misali. O kadar hızlı yanıyor ki biz zannediyoruz ki şeydir, ampul devamlı yanar. Değil. Şimdi ampulün var olması kudret. Sönmesi ilim. Yani devamlı Allah bu halkın cedid olarak kayyumiyetini göstermek için ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime mevcudat an ve an yaratılıyor. İlim ayağını sabiteler. Yani bizim tabirle lef-i mahfuz tasavvufta ayağını sabiteler. Vücudu ilimden, ilmi vücuttan kudrete, alem-i şehadete geliyorlar. Sonra alem-i şehadetten ilime dönüşüyorlar. Bu o kadar hızlı oluyor ki ampul gibi devamlı eşyanın var zannediyoruz. Tamam mı? Şimdi diyor ki o anda yaratılanlar var ya yaratılanlar. An. Kudrete bakar. İlimden kudrete, kudretten ilimde bu bütünlük ise tekvine bakar. Yani şey çıkartmanız farkını çıkartmış. Evet daha devam edecek şimdi. Belki de 30-40 tane fark olacak şimdi. Ha, o kadar var mı? Tabii 40 tane belki de vardır. Bunu onaylıyor musunuz abi? Evet. Benim zaten şeyim. Bu okuduklarım şeyde. Anda mesela ilimden kudrete çıktı. Bu alem-i şehadete dar-ı kudret denilir. Tamam mı? Kudret alemi. Vücud-ı hariciye çıkmış. Çıktı kudret. İlime geçti. Kudret tahallük etmedi ama var gene. Nerede olacak? Onlar tekvinde. Tamam mı? Tekvinin daireleri hepsi. İlimden farkı ne oldu? Ha, ilim subutu sıfattır. Evet. İlimle tekvini kıyas etmeyeceğim bu akşam, bu gün. Hani ilimde, ilim de orada diyoruz ya. Hmm. Şimdi ben daha yanlış olacak, tek tek okuyayım. Hmm. Abi malum neredeydi? Malumun çok birkaç tane malum var. Malumu evvel var. Malumun zatı var. Tamam mı? Malumat ilmiye var. Malum olması ta şeyden başlar. Kabu kavisinden başlar. Yani ilimden önceki malum abi. İlimden önceki malum arş-ı azamdır. Arş-ı azam. Sıfat-ı subutiyedeki ilim var ya abi. He. Ondan önceki malum. Ha ondan önceki malum tekvinde ya. Heh. Evet, onu kastediyorsan kastını söyle, bu doğru. Yani o arş-ı azam mı oluyor zaten tekvin abi? Yok, şöyle, hayır, hayır. Beraber yapalım da gidelim. Sıfat o ya, arş-ı azam. Çünkü böyle pat deyip olmuyor. Abi, özür dilerim. başta Hanefi mezhebini dediniz de herhalde Ehl-i Sünnet diyecektiniz. Hanefi yanlış çok önemli bir ders. Ha çok o yani ne dediğimse bak bir daha tekrar edeyim de şey. Ehl-i Sünnet diyecektim. Hanefi değil tabi. Öyle demişsem kusura bakmayın. Ehl-i Sünnet ağzım alıştı ya konuşurken. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın iki tane itikat imamı var. Hanefi ile alakası yok mu işin? Şafii'de değil. Bu itikat imamı bu. İtikat bir Eş'ari, bir Maturidi Hazretleri. Eş'ari Hazretleri kudreti esas alır, tekvini kabul etmez. Tekvin kudretin içinde bir sıfattır der. Maturidi Hazretleri itikat imamımızdan kudret subuti sıfattır der. Tekvin ayrı bir sıfattır der. Ama yerini koymazlar. Zat-ı sıfat da demezler. Bediüzzaman Hazretleri de subuti sıfatları sayarken kudreti sayar, tekvini saymaz. Ve müstakil olarak bir tekvini sayar. Ama müstakil. Şimdi ben onu kıyas ederek kimdir bu adam? Tanıyalım. Bu adam diye tabir ediyor. Kimmiş yani? Bunu şahıslandırayım diye söylüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra kudret sıfatı vardan var etme özelliğine sahip. Ben külle araştırmalarımla okuyorum. Keşke sayfalar yazsaydım. Kudret sıfatı
vardan var etme nedir o? Daire-i ilimden ilmi vücutları, anlıyor musunuz? Bu çok önemli. İlmi vücutları vücudu hariciye, alem-i şehadete çıkartmayla vazifelidir kudret. İlmi vücutları, ilmi ayağını sabiteleri, belirlenmiş malum olanları vücudu hariciye çıkartmayla vazifelidir. O zaman vardan var etmektir. Yani ilmi vücut da yoksa vardır. Abi icat bu mudur? Evet, icat. İcat ediyor. Tamam mı? Bu icattır. Yani ilimden vücudu hariciye çıkartmak. Tekvin ise Adem'den vücuduğa çıkartmak. Farkı, korkunç bir fark. Yani ilmin gerisinde yani. Tabii. Yani mesela Adem, şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Adem'le şeyi anlamak için. Cehennem taş ören bir şirkettir. Kime çalışıyor? Cehennemin cehennemi var. Taşı. Yani cehennem hiçbir şey değil ona göre. Neresi? Cehennemin cehennemi Adem'dir. Adem. Tamam. Yokluk. Belki konuşmamda uzatmış gibi olabilirim. Adem deyince vücut oluyor. Adem deyince yokluk oluyor. Yani anın üzerine takke koymak koymamak. Tamam. Yani bir daha. Takke koyarsam Adem olur. Vücut olur. Takkeyi çıkartırsam böyle, namazda takkesiz adam kılarsa Adem olur. Tamam. Şimdi bir daha söylüyorum. İlmi vücutlar var. İlmi vücutları. Allah onları neyle çıkarıyor dışarıya? Kudretle çıkarıyor. O zaman vardan var oluyor. Vardan var oluyor. Evet, atom cinsinden değil ama ilmi vücutları, var olanları vücudu hariciye veriyor. Kudret bunu yapıyor. Tekvin ise Adem'den ilmi vücutları bile yok. Adem'den vücuda çıkartıyor. İlmi vücutlara çıkartıyor. İlmi vücutlara çıkartıyor tekvin. Ha, o zaman tekvin, ilim, kudret sıraladı. Gibi. Bak şimdi. Tekvinin içinde Adem var. Adem'den Adem mutlak zaten yok. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır demek ki bak 59'da. Adem'den vücuda çıkartıyor, vücud ilimler oluyor. İlmi vücutlar oluyor. Ayağını sabiteli olanı kudret de onu alıyor, vücud hariciye çıkartıyor. Mahluk, atomi, yani alem-i şehadeti çıkarıyor. Şimdi devam edeyim. Abi mükemmel, anormal bir kuvvetli ışık yaktı bu. Evet. Acayip. Daha dur, daha kadere bile giriyor bu iş. Giriyor abi. Kadere de giriyor. İki gün sabah teheccüd saatinde mübalağa etmiyorum, iki gün. Akşam ders saatine kadar. Dün akşam 7:23'te akşam bitirdim. 7:23 akşam. Saat 5:30-6'da kalkmış. Şey için söyleyeceğim. Verilen emeğe şey yapın, ihtimam edin diye söylüyorum. Emek verilmiş buna. Hakikaten emek verilmiş. Yani böyle esti, biştahat, iki saat değil. Tamamen tuvalet, namaz, yemek harici. Hepsi bu. Onun için bu cümleyi söyleyebilmek için bir ömür lazım. Neyi? Adem var burada. Adem'den vücudu ilim. Vücudu ilime çıkınca ne oluyor vücudu ilim? Vücudu ilimde üç tane vücut var. Vacib bir vücudun vücudu var ilimde. Bir de mümkün vücutlar var ilimde. Mümteni vücut var ilimde. Adem'i bilmiyoruz artık. Devini bilmiyorum ben. Hadsiz. Şimdi bizim hep kafa alemimizde şu var ya. İlmi muhit ezelin dışında hiçbir şey olamaz diyoruz, evet, ya. Evet. Şimdi bunun arkasına geçmeyi kafamız şu an motor yemiyor. İlmi muhit yani hiçbir şey haricinde olamaz. O nasıl çıkar yani? Şimdi neye benziyor biliyor musun bak? Şimdi onun aslında arkası zati bir durumu konuşuyoruz. Evet, yani zati. Şöyle bak. İlmi ezeli esmadır. İlim dedik ama. İlmi şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Hayat hay sıfattır. Allah hay olarak bizi tecelli etmez. Muhi olarak tecelli eder. Şimdi kebap bagajındaki eleti evinize verseniz ev uçar.
Tamam mı? Ne yapar? Arada bir trafo konuluyor. Onun için peygamberimiz burada çok lazım. Aleyhissalatü vesselam. Bak hayat diyoruz. Oysa biz muhatap olduğumuz hay sıfattır, muhi esmadır. Muhatap olduğumuz muhidir. Allah Resulü şahsiyeti Muhammediye tecelli ediyor. Hay tecelli ediyor. Adeta tabiri caizse tövbe şehrin veya mahallenin trafosu gibi oraya yükleniyor korkunç 500 bin volt çeyran. Şahsiyet-i Muhammediye yükleniyor. Şahsiyet-i Muhammediye'den sonra evimize elektrikleri alıyoruz. Yani niye anlattım bunu? İlmi muhit ezeli sıfattır. İlmi ezeli esmadır. İlim ise subuti sıfattır. O ilim deyince bunlar hep şey kastediyoruz. Tamam mı? Şimdi devam edeyim. Değil mi? Yani o ilmin her şeyi hata etmesi, ilmin dışında hiçbir şeyin olamayaması mevzusu. Ama ona vücut der. Gene öyle düşün. Adem vücut değil ki var diyorsun ilmi muhitin arkası. Yok ki. Yani onun için kafa, niçin böyle yapıyorsun biliyor musun? Evet. Bizim kafamız, aklımız aletti ya, akıl alettir der. Ne yapar? İlişki ve çelişki, alem-i şehadetteki şeyi çözüyor. Şimdi bu alet, ilişki ve çelişki, sebep sonucu düşünen bir akıl, Adem'i nasıl anlayacak? Abi bir şey... Neye benziyor? Kulakla yemek tadı almak gibi. Şimdi yemeği buraya doldursan alır mı lezzeti? Yani kulaktan sesi dinlemeyi, burundan koklamayı, dilden tadı almayı, gözden görmeyi, akılla tefekkür etmeyi, kalple sevmeyi bekleyeceksin. Şimdi sen akıl ile Adem'i düşünüyorsun. Adem'in vücudunu kabul edeceksin, içine giremeyeceksin. Çünkü o inkişafat-ı ruhiye ile mümkün. Onun için senin kafandaki gene ilmi muhit ezelinden başka bir şey yoktur. Tamam. Senin bildiğin ilim, gafır alacağım abi. Tamam. İlmi muhit ezelinin dışında hiçbir şey yoktur. Bu akıl gereğidir. Adem ise bilmiyor, vücut değil ki. Vücut değil ki. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat Adem. Vücutsuz vücut. İlimsiz ilim. Yani ilimlerin ortaya çıktığı zemin, sinema perdesi gibi. Bediüzzaman ne diyor 59'da? Mektubat'ta diyor ki, metni aynı okuyayım. Hem Adem-i Mutlak zaten yoktur. Çünkü niye? Bir ilmi muhit var. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise... Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Bunu anlatıyor. Ayrıyeten Bakara suresinde merak etmiştim. Kur'an'a da baktım. Böyle bu tekvini varlığına dair ulema nereden Kur'an'dan delil getirmişti ya? Yani mutlaka tekvinin bir zat-ı sıfat olduğuna dair veya sıfat olduğuna dair şey yapmışlar diye. Bakara suresi 117. ayet ve buna benzer ayetler var ama can alıcı merkez bu. Bakara 117'de o. Mesela kün feyekün, ol demesi olur. Bunu şey söylüyor. Tekvin söylüyor. Çünkü kudret sebepleri, malzemeleri kullanarak yapıyor. Çünkü şu soruyu sorarlar. Hiçbir şey yokken Allah dedi ki, oldu. Kime dedi? Bir şey yok ki. Yani ilk benim aklıma gelen ilimdeki vücutlara ol dedi geliyor. Yani. İlimde değil, ilimde de değil. Yani evet. Bana yani ilk şeyler sorarsanız, ilmi vücuttaki şeylere ol dedi, neyle, iradesiyle, onda oldu gibi. Hey, kafamdaki işte gibi. Öyle kafandaki. Şimdi demek ki o kafandaki ise o bir vücuttur, gene var. Yok, nereye dedi? Yoka dedi de, yok. Allah kendisi var, hiçbir şey yok. O zaman dedi ki, kün feye kün, de, ol dedi. O zaman nereye dedi de, bir şey dedi yani. Hani Kur'an ustada, usta şey çıkartıyor ya, işaret-i cazda diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an başlıyor. Burada mukadder sorular var. Besmele söylenilen bir şey, ortaya konulan bir şey. Diyen olması lazım, kul lazım.
denilen birisi lazım, peygamber lazım. Yani mukadder olarak o besmelenin iktiza ediyor. Deneyen var, denilen var, denildiği şey var, denilme maksadı var. Tamam mı? Şimdi o kün dediği şey tekvindir. İlmi vücutlara dönüşüyor. Ol. Yani aslında şunu biliyorsunuz. Kün emri ilmi de içine alıyor aslında. Evet. Hangi ilmi alıyor? Yani şey ilimleri alıyor. Kün, mümkünat ilimlerini. Hani olacaklarla. Şöyle bir şey yok mu? Şimdi kün yani şey için değil mi? Şecelikat için değil mi? Şimdi, mümkünat işte bu. Mümkünat için değil mi? Şimdi mümkünatsa bunu Cenab-ı Hakk'ın zatı tarafındaki zati sıfatından daha ha o hemen vücuda çıkmadı oradan ol dediği zaman. Ol dediği zaman ilme dönüşüyorlar. Peki yani o zaman şöyle demiş oluyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın oğlu kendi zatından sıfatlarını çıkarırken kullandığı bir ifade gibi yaptınız. Hayır. Şöyle. Bir yani oraya girerseniz o zaman kendi zatından sıfatlarının çıkma sürecindeki ol demesi gibi. Ol dedi, ilmi iradesi kudresi çıktı. Daha ollar sonra aşağıya hayır hayır bu çıkmaz. Şöyle. Şöyle anlatayım o zaman. Şimdi Allah'ın bir vücut hakikati şudur. Mahiyeti zatiye merkezde. Onun bir dışarısını çıktığın zaman şunat-ı zatiye. Daha dışarı çıkarsan sıfatlar var. Daha esmalar var. Yani esma sıfattan kaynaklanıyor. Sıfat şunatlar, şunat-ı zatiye'den. Şunat-ı zatiye mahiyeti zatiye'den kaynaklanıyor. Şimdi abi Allah aşkına bir müdahale edeyim lütfen. Dayanamıyorum. Şimdi ben şimdi büyük bir alim olarak iki alemin sırrını birleştireyim. Yani sizin ve Osman'ımın. Şimdi sanki olu sanki yerleştirmeye çalışıyorsunuz gibi. Şimdi Hasan abi şu düğmeye ben basarak lambaların yanmasına sebep oldum değil mi abi? Evet. Ol dedim yani tabiri caizse. Evet. Ol dedim düğmeyi açtım ve lambalar yandı. Artık daha parmağım orada değil ama lambaların yandığı sürece benim ol demem devam ediyor. Yani o ilk ol dediğiniz gibi tekvinde başlayıp o ol bitmiyor devam ediyor. Bitmiyor devam ediyor. İlmi vücutlara ama bu ilim sıradan yapılmıyor. İşte devam ediyor. Hayır hayır. Olu oraya taşıyamazsınız gibi geliyor abi. Cecelikat tarafına ol demesi lazım. Yok yok o ol devam ediyor. Esmanın altında olması lazım. Bu mertebede olu işletmememeniz lazım. Şimdi neden buraya neden sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye diye ayrılmış? Neden sıfatı subutiye denilmiş bunlara? Sebep? Neden? Kullara verilenler, tekvin kulla verilmemiş. O zaman tekvinde kün fekün başlamış. Çünkü niçin şey yapmış? Bu subuti sıfat kullara verilen sıfatlar var. Bunlar hiçbirisi kula verilmemiş. Dolayısıyla tekvinde başlamış olması lazım. Dolayısıyla bak şimdi bu hangileri bu Adem'de Adem neydi? Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandı. Yani bütün o ilmi vücutlar da nereden çarpılmış? Adem'den. Adem bize göre yokluk. Allah'a göre Adem iki tane benzi, ilmi vücutlar veya vücut dairesiyle Adem ikisi de benzi, ikisi de yer. Hı hı. Ama bize göre yersiz yer, mekansız mekan, zamansız zaman. Yani Adem-i mutlak değil. Vücut ilmiye perde olmuş bir umman. Biraz da devam edersek. Abi devam edelim Allah aşkına. Allah aşkına. Sen bitiraz. Lütfen abi lütfen. Yani bunu müdahale etmek zorundayım çünkü kafamda çözemediğim bir soruydu. Size daha evvel sordum. Söylediniz ama anlayamamıştım. Bunu ben bir söyleyeyim. Yani fikrimi söyleyeyim. Hasan abi bir dönem size dedim ki daha zattan aşağıya baktığımız zaman muhakkak her şeyin bizde bir karşılığı var mı? Zatın dahi bizde bir karşılığı var abi. Öyle mi? Ene diyoruz değil mi abi? Şimdi o zaman size sordum ki benim o zaman tekvinin bende dediğim bir karşılığı var. Size. Tekvinde de Adem var. Kafir Adem'e gidecek. O zaman bunun bende bir karşılığı varsa benim de burada bir karşılığım var. O zaman beni kafirden farklı kılan nedir? Diye bir soru sormuştum Hasan abiye. Cevabını anlamamıştım. Şimdi
Harun'un da desteğiyle şöyle bir düşünce oluştu kafamda. Şimdi tekvinde de ilimde de bizim için ilimde de Hasan abi bir adem var. Var. Tekvinde de var, ilimde de var. Bendeki karşılığı olan adem bu ilimdeki adem. Bu mektubattaki söylediğim ilimdeki adem. Evet. Evet. Tabii daire ilim dedi zaten. Evet, daire ilim. Bendeki onun adı tahta, daire ilimde. Bendeki karşılığı olan adem ilimdeki adem. Benim orada bir karşılığım var. Onun da bende bir karşılığı var dediğimiz adam ilimdeki adam. Şimdi o burada başlıyor. Buradan ilime geliyor. İrade ve kudret devam ediyor. Şimdi hani bir yolculuktan bahsediyoruz ya bize. Evet. Şimdi bu yolculuğumuz bizim o ile başlıyor. Şimdi Harun'un orada bir şeyi oldu çünkü. Beni kafirden farklı kılan işte bu. Böyle devam eden yolculuk alem-i şehadetten dönüp geri gelen yolculuk buraya gelmiyor artık. Bekaya geliyor. Bekaya geliyor. Yani tam o ta nereye kadar devam ediyor biliyor musun? Orada dur sen. Evet. Dur gitme dur. Dur. Bak. O buralara kadar sirayet ediyor. Sonra Arş-ı Azam Çanan derken en son esir ve atom libasını ol var ya emir devam ediyor. Kün şey evri kün feykün tezgahı ve fabrikasında şey yapıyor, bitiyor. Ol esmaları da çıkartıyor mu? Esmaları çıkartıyor diyemezsin. İşte diyemezseniz oraya evet. Koymayacaksınız abi yukarıya. Neyi yukarıya koymayacaksın? Yani künü tekvinden başlatırsa sıfat da çıkmış olur, esma da çıkmış olur. Esmaya yok diyemiyorsun. Yani bir sistemi var, bir de sistemin içinde çıkan malzemeler var. Biraz da gideyim tamam. Belki daha biraz malzeme zihnimizde malzeme çoğalırsa ama bu burada dursun kafanda. Kafamızda. Şöyle diyebilir miyiz abi? Yok demeyelim. Devam edelim ki. İşte, ama bu da önemli. Tekvin şey diyoruz oğlum mahiyeti bunu neyle yapacak yani bir hakikat bir kanuniyetle yapacak ya. Buradaki sukut sıfatların içindeki kişileri kullanarak kanuniyet yaparak devam ediyor diyebilir miyiz? Yok devam edeyim bak. Biraz malzememi çoğalırsa zengin düşünebiliriz. Biraz dar bir konuşuyoruz. Yani çünkü çok şey. Malzememiz yok fazla. Evet. Yani çünkü sebep sonuca şey olmuş olan bir kafa biraz ruhsal tarafı, siziş tarafları farkındalık tarafımız akıl üstü böyle şey tarafımız gelişmesi lazım. Onun için de malzeme vermesi lazım. Malzeme verilmesi lazım. Ama körü körüne de kabul edilmemesi gerekiyor. Aklı biraz yoralım. Dursun. Bakayım ne diyeceğim. Ondan sonrasını bakalım. Kudretle tekvine, mülkte ve melükütte misalleri. Şimdi misaller vereceğim ki anlaşılsın. Fark. İkisi fark. Terkin dünya, terki dünya derler. Oysa sahabeler ekmiş ve biçmişler. Yani zahirde çalışmak kudrettir. Batında terk-i siret ve terk-i can, batın bunun adı tekvindir. Yani terk-i dünya derken dünyada el ayağını eteğini çekmek değil, sahabeli ekmiş pişmiş. Neyi? Yani masivaullah ile kalbini bağlamamak. Onun için kudretle kudretini çalıştırmışlar, ekmiş pişmişler. Ama kalbini bağlamamışlar. İşte kudretle çalışırken aynı başka bir sistemle alakayı kesmiş onunla. Allah ile alakayı bağlamış. İşte Allah ile bağ adı tekvin. Biraz daha. Nübüvvet tekvine bakar. Risalet kudrete bakar. Niçin? Risalet hepimizi genelleyendir. Nübüvvet ise kemalat-ı beşeriye olduğundan bu içseldir. Onun için miraca risaletiyle gitti denmemiş, velayetiyle gitmiş diye söylüyor. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Şimdi elbette ki risalet üstündür. Risalet üstündür nübüvvet tarafından, velayeti tarafından. Ama kimsenin nübüvvet tarafı yani velayet tarafı gözükmüyor. Yani tekvin bir bağdır.
tamam mı? Bir bağdır. Allah'a karşıdır tekvin bizde. Kudret ise bizde nasıl gözükür? Bak, tekvin bize şöyle gözüküyor. Kendisine bağlıyor. Bir bağdır. Çocuk anasına bağlı. Şefkat bağı var. Ama gözükmez. Yani bu halktan halka, halktan halka gibi. Yap iktibas sen. Evet öyle. Yani oluyor. Mesela çocuk da altını temizliyor. Bu kudret. Çocuğa bir şefkat bağı var. Bu tekvin. Melekut tarafı. Ondan sonra maneviyat tarafı tekvin. Mülk kudrete, üstündeki inşa ve ihya'ya bakar. Yani kudret aklımızı inşa eder. İnşaattan dursun kafamıza. İnşa kalbimizi ihya eder. Melekut ise melekut tekvine. Yani melekut onu yazacaktık. Onu şey yapmışız. Tekvine. Kudret, melekut var onu biliyorsunuz. Tekvin. Zemine bakar. Mülk kudrete, melekut tekvine bakar. Evamiri tekviniye tekvine bakar. Ayat-ı tekviniye kudrete bakar. Ayat-ı tekviniye nedir Kur'an'da? Ve min ayatine ayetlerimiz. Şu mevcudat denilen şu varlık kudretin vücud haricileridir. Kudret yapmıştır. Evamiri tekviniye ise tekvin yani tekvin sıfatına bakar. Şimdi söyle. Abi az önce dediniz ya nübüvvet, tekvin, risalet, kudret. Nübüvvete, tekvine şefkat dediniz. Şimdi sizden önce benzer bir şeyi Harun söylüyordu. Dolayısıyla risalete, kudrete de muhabbet denilebilir mi? Öyle oluyor zaten. Oluyor. Öyle oluyor değil mi? Tabii bir merkez. Sen abi evamir tekvini zaten tekvinmiş zaten. Ben yeni duyuyorum, fark ediyorum. Tekvin, tekvini emirler. Emirler. Daha acayip net sarif adı görecek şimdi. Tekvin emir. Ben hiç dikkatli bir defa şey anlayamıyorum. Yani bak tekvin diyor zaten. Tekvin diyormuş zaten. Dahlar yani. Neye peki, yani. Peki şeyi duydun mu sen? Ben şaşıracaksın. Kudret, kudretin nişanında efal ilahi var. Kudretin dışında? Efal ilahiler var. O ne demek ya? Ya, Risale'de geçiyor bu. Evamiri tekvine çok geçiyor. Çok kullandığım bir şey. Ben hiç tekvin diye düşünmedim onu. Tekvin sıfatından ilişkisi. Peki, evamiri tekviniye neydi? Hatırlar bana. Hatırlar mısın? İçini doldurur musun? Karpuz gibi yer onu. Evamiri tekvinin içinde ne var? Meyil. İncizar. İhtiyar. İhtiyar. Bunun işte tekvindir. Peki, bu mevcut elma armut nedir? Kudrettir. Peki onun yazılımı var ya içindeki genetiği, DNA'sı, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizak, bu dört tane. Evamir-i tekviniyedir. Bu tekvindir. Tekvinle nasıl alaka oldu şimdi? Orada zaten kendisi. Yok yok yani nasıl, evet. Yani tekvinin vücud haricisi kudret, Lazcası. Tekvinin vücud haricisi, yani batınısı, tekvin, sureti, kudret. Peki başka bir şey söyleyeyim. Yani, sebepsiz yaratmalar tekvine bakıyor. Sebepli yaratmalar sebepli yaratma kudret, sebepsiz yaratmalara tekvin. Başka ileri götürüyorum. Allah biz diyor Kur'an'da bu kudretle oluyor. Yani bir elma yaratılırken suret var, renk var, şekil var, tat var. Hepsinin kaynağı bir esmadır. Esma her bir esma bir esma renklendirse, bir esma şekil verse, bir esma tat verse, bir esma onun geometrik şeklini yapsa, her bir esma bendir. Benleri toplasam biz olur. Bu varlığın dışarıya çıkabilmesi için yüzlerce esma lazım. Bu esmaların bütünlüğü ben biz oluyor. Bunu yaratan da kudrettir. Ama Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk yaratılma sebepsiz yaratılma, esma kullanılmadan yaratmaya da tekvindir. Çünkü zira eşyanın mahiyeti sıfata bakar. Esma ise o sıfatın üzerindeki cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. Tamam mı? Yani eşya mesela şöyle diyeyim. Bu mevcudat aynadır Allah'a. Neyi gösteriyor? Esma'yı gösteriyor. Peki mevcudat kendisi nedir? Sıfattır. Demek ki sebepli yaratılmalara kudret, sebepsiz yaratılmalara tekvin, sebepli yaratılmalara biz, çünkü esmaların
her bir esma ben olursa benlerin cemi biz oluyor. Biraz da devam edelim. Evamülü tekvineyi anladın mı abi? Ben evamülü tekvine böyle kalıp yani. Ben hiç o öyle tekvinle ilişkisini... Ama ötekisine ne diyor? Ayatı tekvini ediyor. Ayeti dönüşmüş tekvini ayetler. O zaman çok merkeze geldi mevzu. Biraz o kafamız oturuyor değil mi? Biraz ya. Tamam, evamülü tekvini edince değişti iş. Değişti bak. Biraz da devam edeyim bak şimdi. Eşyanın diyor metini okuyorum. Eşyanın evamili tekviniyesine kemali imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin musavatından ibaret olan imkanındaki muvazene sırrıyla. Nedir bu? Ne anlattı? Diyor ki, kudret yaratıyor, kudretin yarattığı şeyin bağ tekvinde. Yani mesela kudret yarattı, elma yarattı. Ama elmayı Allah'a bir bağ var elmadan. Bu tekvin. Elmanın öyle bir bağ kurmuyor. Şey, kudret bağ kurmuyor. Elmayı yaratıyor. Ben bu işi yaptım diyor. Vücudu harici çıkarttım. Esir, atomdan yarattı. Kudret. Ama elmanın devamlı bağ. Şimdi gelecek misal şu. Navigasyon tövbe estağfurullah. Navigasyon Allah'a misal olsa. Elindeki uydu Allah'a misal olsa. Uydu. Elindeki navigasyon insana misal. Tamam mı? Elindeki kudrettir. Yani elinde navigasyon yok mu? Bu kudrettir. Vücud hariciye çıkmış. Uydu da Allah'a misal. Uydu ile navigasyon arasındaki bağın adı da evamili tekvin, tekvindir. Çünkü evamili tekvinin içinde ne vardı? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Şöyle olabilir mi abi? Hani ilim daire-i ilim var ya. He? Tekvinin dairesi de evamir tekviniye gibi. Dairesi zaten. Evamir-i tekvini, tekvinin dairesi. Değil mi? Evet. Yani o da bunu... mecülde. Onun dairesi mecülde. Mecülde. Baba yerde. Baba yani Çınarcı, bak bunun dişe vuruşu evamir-i tekviniyedir. Şöyle dur tabi. Daire. Bunun dişe, içi, diyelim, bize göre tabi Allah'a karşı değil, Adem var. Adem'in de dişe vuruşu evamir-i tekvini. Evamir-i tekvini de mecülde şurada. Peki evamili tekvini üzerine kudret yaratıyor zaten. Kudret vücudu harici çıkarıyor. Peki kudretin çıkarttıklarına evamili tekviniye mi denilir? Hayır. Ayat-ı tekviniye. İcat oluyor. Bu bir yazsak abi şöyle. Yazalım. Bir de şunu söyleyeyim. İnsan nedir? Kainat Kur'an'ının ayat-ı kübrası. Bir de ayat-ı kübrası. Bir de ne diyor insana? Ayet-i kürsisi. Tamam mı? Ayet-i Kübrası tekvine bakıyor. Ayet-i Kürsi ise kudrete bakıyor. Şurada hemen bunu yazayım. O daireleri bir yazalım. Ha. Bunun içinde şöyle yapıyorum. Ama şöyle yapayım ustaki. Ayrı yazın abi. Zannediliyor ki bunun toplamı olacak. Olmasın. Biraz garip bir mevzu değil mi abim? Ulema mabeyninde olmuş bu iş. Hemen Hasan'la Osman bir şeyde ama o kafama yattı. Öyle olur mu? Yatar mı? Niye? Bu akıl bir alettir. Haddini bilmesi lazım. Alim-i şehadetteki ilişki ve çelişki iş yapıyor. Tima 9'da tekbine girmiş. 60'da girdik. Adem var. Bunun içinde şöyle yapıyorum. Evamili tekviniye var. Evamili tekviniye var. Onun dışında ayat-ı tekviniye var. Hayat-ı tekviniyede dışarı çıkarsa aynı hayat maddi hayat
Peki, şuradan aşağıya şöyle yazsam görür müsünüz herhalde? Görürüz abi. Görürsünüz değil mi? Esir. Esir var. Esir. Biraz daha götürüyorum. Buradan bunun aşağısını kabul edin. Yetmediyor mu? Sayfa. Enerji. Yani bizim manada kuvvet. Tamam mı? Kuvvet. Biraz daha aşağıya gidiyoruz. Yani bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu böyle gidişine bakma. Esirden aşağı yazdığımı kabul edin. Şunu buraya aldım. Tamam mı? Hayalim burada. Atom. Ceset. Kudret buradan devreye giriyor. Şuradan. Evamiri Tekviniye'nin içini yazıyorum. İçini doldurayım isterseniz. Bunun içini dolduruyorum. Mail. Ondan sonra ihtiyaç. Ondan sonra incizap. İncizap. İhtiyaç. İhtiyaç. Bizim derste yok yok zaten. Yok yok vallahi. İhtiyaç var mı abi? Var. İmtisal yazmışsınız defterde. İmtisal işte Ozay Teşne. İmtisal mıydı? Tamam odur. Defterde imtisal yazmış. Tamam tamam. İmtisal mi? Evet. Yanlış olabilir. Defter yanlış olabilir. Bence imtisal yok olabilir. Kaderin şeyi değil mi? 529. sözde yazar. Muzaaf, meyit, ihtiyaç olur, ihtiyaç, iştiyak olur. Oraya bakar mısın? 528 mi neydi? Evet abi, incizap, iştiyak, ihtiyaç mıydı? İhtiyaç olacak. Tamam. İhtiyaç, doğru yazdım. Defter yanlış. Evet. Hangi defter? Orada yazdım. Tamam, ne, onu hemen iş yapalım. Kaderin şeyi değil mi? Çünkü 528 miydi? Ha, 528 miydi? Ve nerede, hangi sayfada abi o? Düzelteyim. Hemen ikinci sayfada. Ha, hangi şey ihtiyaç? Hangisini değiştireceğim? Yok yok. O devam edeceğiz. Birincisi mi? Ha, birinci yanlış. Ha, ihtiyaç olacak. Ya o artık o dersin heyecanından ne yazdığımız, aklım başka bir şey söylüyor, elim başka bir şey yazıyor. O manyaklığımıza şey yapmayın. Teşekkür ederim. Şimdi Ayat-ı Tekviniyi de yazalım. Kudret burada nerede devreye giriyor abi? Onu yapayım da farklı bir kalemle. Onu yapın abi. Bu Evamiri Tekviniye'nin o daire olduğunu da bir vurgularsak iyi olur yani. Ha tamam. Kafamda bir şey olduğu için ve de mecülde olduğunu. Tamam onu da yapayım. O zaman ben bunu şöyle yapayım abi. Şöyle yapayım. Tamam tamam. Tekvinin şekil çıkıyor böyle olunca. Tekvinin dairesi olan mecude. Tekvinin dairesi Emameli Tekviniye. O şöyle diyeyim, olan demeyeyim şurada. Adam gibi yat. Tekvinin dairesi dir, mecudedir. Dairesi mecude. Hem mecude. Ondan sonra burası Ayat-ı Tekviniye bu ve min ayatına kudret kudretin vücudu haricileri olan alemi şehadet. Alemi gayb, alemi şehadet değil çünkü. Alemi gayb, çünkü cenneti de kudret yaratmış. Alemi gayb yani. Mazi, hal ve müstakbel. Gayb ve melekut alemleri olan gayb olmadı. Mazi, hal ve müstakbeli birlikte mi? Evet, gayb, evet. Ve melekut. Diyeceksiniz ki alemleri. Biraz önce dedin ki mülke, kudret dedin. Melekute
Tekvin dedi, burada melekut dedi. Her şeyin dışarısı kudret, her şeyin ama. Batınısı tekvin. Yani mülk, aha, her şeyin dışarısı sureti kudrettir. Batınısı tekvindir. Her şeyin. Tamam mı? Her şeyin. Kudret şöyledir. Şöyle bir şey anlatayım. Kaf nun tezgahı diyor. Kudret yaratıyor kardeşim. Onun eline programı veren, şunları yaratacaksın diyen şeydir. Tekvindir. O ilimdir. Tekvin iradeye mi bakıyor? Ha, ilim de şu. Abi, şöyle ama şöyle anlatma kastediyorum. Buraya karıştırmadan şöyle. Allah bir şey yaratacağım diye karar vermesi iradedir. Onun plan ve projesini çizmesi, bunlar böyle böyle olacak, ilimdir. Onu yaratacak kişi, usta, kuvvet, kudret. Kudrettir. Malzemeyi neyle yapacak? Taşı, toprağı neyle yapacak? Allah var iken hayat. Hiçbir şey yoktu. Hayatla yapacak. Tamam, bu subut-ü sıfat. Bunların özelliklerini sana vermiş. İlim var sende. Oradan haber veriyor. Kudret var sende. Basar var, sen var. Ama tekmin yok bizde. Vermemiş bize. Ünvandır diyor abi. Anladın mı? Şimdi ne yapıyor biliyor musun bu? Bu yedi tanesi bazen bir bütünlük olarak, bazen tek tek olarak buraya bu da şey yapabiliyorlar. Şöyle diyeyim daha şey. Bu alim-i şehadete bakıyor. Burası Allah'ın zatına doğru bakıyor. Yani mecul vardı ya. Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi içinde ne vardı? İki şey vardı. Nur ve mana. Allah nuru semavat ve lard. Nur alem-i şehadete bakar. Mana ise Allah'a bakar. Zaten zatı sıfat onun için olmuş. Şimdi yalnız burada da Gafur'un dediği gibi Adem var. Tamam mı? Çünkü niye? Vücud ilmeğe perde olmuş bir unvandır. Bu Adem. Ama bunun gibi değil yani. Ama onun için ilimde Adem var demiyorlar. Biz burada ilim diyor sırf başka. Adem'i şurada kullanılıyor. Ama daire ilimde var dedi. Evet. Şimdi şöyle Allah'ın nazarında Adem yok ama var. Bizim dünyamızdaki Adem gibi değil. Allah'ın nazarındaki Adem, Adem-i haricidir. Unutma. Harici çıkmamış, nefsin emirde olmamış. Ama ilmi de değil. İlmi program, çekirdekteki programa ilmi program denilir. İlmi vücut denilir. Ağaç kudrettir. Çekirdek ise ilimdir. Ağaç ayat-ı tekviniyedir. Çekirdek ise evamir-i tekviniyedir. Anladın mı abi? Mesnevi de diyor ki, kudret şeye diyor, ilime, şey çekirdeğe, çekirdek, çekirdek, ilme, ilmemde evamir tekviniye şeydir diyor. Evamir tekvini ta başa koymuş. Evet. Hatırladın mı? Tamam. Bak, ağaç köke, kök çekirdeğe, çekirdek evamir-i tekviniyeden medet alır diyor. Sıralama yaptı abi. Evet. Yani evamir-i tekvin var ya çekirdekli programı. O evamir-i tekvin yazıyor onu. Tekvinin yazdığı evamir-i tekviniye programın üzerine kudret yaratıyor. Ama tekvinin yazdığı o şey ilimdir. Çünkü ilim de Adem'den şey yapıyor ya. Peki, biraz da gideyim, biraz da gideyim. Sonra alacağım seni. Geliyor bir şeyler ama neyse. Kudret yaratıyor, kudret yaratıyor. Kudretin yarattığı şeyin bağı tekvinde. Mesela elma yarattı, kudrettir. Ama elma ile Allah arasındaki bağ tekvin. Evamir-i tekvini ile bağ daima kesiksiz devam ediyor. Kudret yaratıyor ve bırakıyor. Allahu alem kayyum tekvine bakıyor. Anladığımı diye Allah'u alem. Başka bir maddeye geçiyoruz. Her bir çizgi bir maddedir. Kudret ise ayat-ı tekviniye bakıyor.
Tekvin ise evameli tekviniye bakıyor. Evameli tekviniyenin içerisinde ne var dedik? İhtiyaç, iştiyak, inciza, meyil var. Ayat-ı tekvinin içerisinde ne var? Ayat, atom, enerji, esir, madde, hayat, aynı hayat. Bunlar var. Başka bir maddeye geçiyoruz. Her bir çizgi başka bir madde. Zengin olsun diye biraz çabuk gidiyorum ki. Ayat-ı kübra tekvindir. Yani biraz önce şeydi, kudretti. Yani bir öncekisine göre, bir sonrakisine göre şey yapıyoruz. Bak, ayat-ı kübra tekvin ki arş-ı azama bakıyor. Ayet-i kürsi ise kudret ki kürse bakıyor. Mecrul demiştik ama şimdi aşağı. Yani niçin? Aşağı doğru iniyoruz, çıkıyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Kudrettir benim vücudum, ruhumdur tekvin. Peki, ruh kudrettir, mecrul tekvindir. Anladın mı? Yani hep durduğumuz yerin arkası. Siz bunu yazarken nerede durmuşsunuz abi? Demek ki ona göre değişmiş mi bu? Değişmiş. Bak şimdi, mesela gömlek kudrettir, atlet tekvin. Atlet kudrettir, vücudum tekvin. Vücudum kudret, hayatım tekvin. Haya böyle gitti işte. Bunu hep söylüyorsunuz abi, su, buz, aşkı, o diye diyordunuz. Yani ki o şeceği aşağıya indiğimizde, yani şeceği kat tarafında artık evamir tekvin diye demek gerekmez mi? Tekvin diyor zaten, tekviniye diyor. Evamir tekviniye de, evamir-i tekviniye de vücud harici çıkmış olan ayat-ı tekviniye diyor. Ayette gözüken işte bu çiçek ayat-ı tekviniyedir. Evamir-i tekviniye kimse görmüyor. Peki orada emir ne oldu orada, bir şey diyebilir misiniz? Çünkü, bu bağlamda. Bu, yani, emir-i tekvindi, harika. Evamir-i tekviniye. Bunu burada nasıl tutuyor? O işte, o bağ işte, uyduğuyla senin devamlı bağın, elmayı dediğim mi için misal verdim. Şimdi elinde navigasyon var. Uyduyla bağ. Sen bağı görmüyorsun ki. Eğer bağdan bir an kesik çıksa, kesik kesilse, hepsi yok olur. Bütün program gider değil mi? Bilgisayardan yaptın, bir elektrik kesildi, bütün çalışman gitti. Navigasyon ile uydu arasında gözükmeyen bir bağ var. O evamir işte. Evamir o. Uydu Allah, sinyal, evamir, tekvin bu. Ya, yansıyan burada olan mı? Onu tutuyor. Kayyumiyet oradan de fark edilir. Az önce bağ tekvini. Şey, burada dışa çıkıyor. Tekvin, tekvin işte. Evamir ile emir. Başın evamiri tekvini iki kelime ya. Tamam, biri emir, emirin çoğulu. Teke. Bir de tekvin. Tekvin he. Tekvinin emirleri. Emirleri. Değil mi kelime? İkisi olarak. Evet. Tekvini emirler. Yani emir derken bizim gibi mesela memura amir der ki sen mesela memurun var senin. Emredersen kopar o. O artık kafasına. Bu emir öyle değil, devamlı bağ. Şimdi mesela dedin ya, sen evamir tekmini emiri nasıl anlayacak, onu anlatıyorum sana. Şu çiçek yaptın, çiçek çiçek olarak durması gerekiyor. Yani yaptın, bir anda dağılır. Yaptın dursun öyle. O emir. Emir bağdır. Yani kudret yarattı elmayı. Ama devamlı elma duruyor. Allah ile bağ var. Bu da tekvin. Kudretin bağ, Allah'a bağ, tekvin. Kudret bize bakıyor, elma bize bakıyor, kudret bize bakıyor. Elmadaki Allah ilişkisi, Allah bağ, tekvin. Tutuyor. Evet, tutuyor. Diyor ki, manevi değerlere bakıyor tekvin, maddi bağlar değerlere bakıyor kudret. Yani vicdanın yaratılması kudret, vicdaniyatın hissedilip mahsedilmesi ise tekvin. Enerji var ya, yani ya doktor benim vicdanım yanıyor ya. Vicdanım yanıyor. Bu tekvin. Vicdan neydi? Vicdan, irade, zihniz, latifeyle bağlı. Vicdanın mahluktur. O kudret. Vicdanın vücudu kudret. Vicdanım yanıyor, tekvin. Maddi hayat-ı Muhammediye, çeşit çeşit misal ver dedim ya, 30-40 tane örnek olacak. Şimdi, maddi hayat-ı Muhammediye kudrettir, manevi hayat-ı Muhammediye ise tekvindir. Her sahada örnek vermeye çalıştım. Daha güzel gidecek. Mucizeler, kerametler, inayet-i hassalar, imdadat hususu ise, bunu kaçırmayın, bu çok önemli. 221 Kasım'ında bu. Gerçi yazmadım ama kafamda. Mucizeler, kerametler, bunlar sebepsiz yaratılmalar.
inayat-ı hassa var. İmdadat-ı hususiye var. İhsanat-ı mahsusa var. Bunlar tekvin. Esbaplı esmalar, yani esbaplı esmalar. Mesela Allah'ın iki türlü esması var ya. Bir zat-ı esma, bir efali esma. Mesela Allah, Samet, Dimin. Bunlar zat-ı esmadır. Mesela Gaffar, Kerim, Latif bunlar esma-i fiiliyedir. İşte esbaplı esmalar, adat-ı ilahiyeler, sünnetullahlar ise kudrete bakar. Sünnetullah, adetullah. Sözler 197'de bir tane böyle koydum. Gerçi bu çok önemli olduğu için. Evameli tekviniyesi, bak burada söylüyor. Neymiş? Kudret ve iradeyi tazamun ettiğini. Görüyor musun şimdi bak burada? Evameli tekvini kimi tazamun ediyor? Kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Ve bütün eşya evamirine gayet musahhar ve munkat olduklarını ve mübaşeretsiz, muaceletsiz halk ettiği için icadındaki suhuleti mutlakayı ifade için sırf bir emir ile işler yaptığını Kur'an-ı mucizül beyan ile ferman ediyor. Yani anladın mı? Mesela Kur'an bunu söylüyor. Mesela ol dediği zaman illa alem-i şehadetteki dişe vuruşuna şey yapma. O küm feyküm tezgah. Hı. Orada da gözüküyor atoma dönmüş. Ama ol derken top mecuda da ol var. Arş-ı azamda da ol var. Hı. Şöyle diyeyim daha. Tövbe ettik. Aklın tövbesi ayrıdır. Kalbin tövbesi ayrıdır. Vicdanın tövbesi ayrıdır. Vücudun tövbesi ayrıdır. Vücudun tövbesi o mekana gitmemek. Kur'an zina yapma demiyor. Yaklaşma. O mekana gitmemek, o mahalleden, mesela plaja gittin daha önce, tövbe ettin. Şimdi plaja girmemek, bedenin tövbesidir. Aklın tövbesi nedir? Ha? Aklın tövbesi fikir cihetiyle insan yok ya Rabbi. Vicdanın tövbesi nedir? Histir. Hissiz seviyesinde. Buna ne deniyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Nefs-i emmareden çıkınca levvameye gelir. Levm eder. Ondan sonra levm eder. Yani lazım kalansın şu günah var ya. Pislik. Bak vicdanın tövbesi de hissidir. Kalbin tövbesi nedir? Kalbin tövbesi. Tabi. Onları neyse geçelim. Sonra ruhun tövbesi var. Böyle tövbeler farklı, tamam mı? Ol da böyle. Sözler 249'da diyor ki, bir mana söylüyorum, metni uzun olduğu için yazmadım ama sayfayı gösterdim. Diyor ki, taşın, köklerin evamili tekviniyeleri birbirlerini tanıyorlar ve itaat ediyorlar. Mesela taş da kök. Ondan dolayı taş kökü görünce ona yol, şak oluyor. Yol veriyor. Yol veriyor. Ha, yol vermesini, kökün... Bitkinin kökünü öflesen kırılacak. O kadar nazik. Taşı nasıl deliyor ki? Taşın evamili tekviniyesiyle kökün evamili tekviniyesi birbirini tanıyor. Bunların birbirlerine itaatlerinden sonra kökleri, taşları şak edip geçmesi ise kudret yapıyor. O taşın evamili tekviniyesiyle kökün evamili tekviniyesi birbirini tanıyor. Kudret devreye girip yaratıyor. Kudret yapıyor yani. Halt ediyor. Haşa, misal için söyleyeceğim. Başka bir misal. Güneşi Allah'a desek, fotonlara tekvin deyin, renklere kudret deyin. Şöyle diyeyim. Senin sahana geleceksin. Kristali hayal eder misiniz? Evin tavanında bir kristal arıza düşünün. Tamam. Şimdi kristala giren ışık beyazdır. Tamam. Kristalda beyaz çıkmaz. 7 tane renk çıkar. Ha. İşte çok acayip de şey olacak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu mevcudat, domuz, kadın, erkek, dağ, taş, yıldız, cennet. Nereden yaratıldı? Avizeye ışık girdi ya. Öteki taraftan 7 renkten çıktı. Hiç kimse bekler miydi bu ışıktan 7 tane şey teşavvuf edecek? Ha, Allah ilk önce cemalini şu avize yerine celal koy.
cemalini celala bir vurdu. Öyle bir şey ki. Sonra da celalini cemaline bir vurdu. Celal ile cemalin ortası, bak şöyle. Burası cemal. Burası da celal. Şuraya kristali koy. Bir vurdu. Şuradan aşağı kemal çıktı. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet, celal ile cemalin çarpışmasından çıkan kemaldir. Yani şöyle diyeyim. Kahhar bir vurdu. Rahman bir vurdu. Tamam mı? Ondan sonra muntakim bir vurdu. Rahim bir vurdu. Celal, cemal. Tak. Ondan sonra hakim çıktı. Tamam mı? Evet. Hakim, hikmet sahibi. Ondan sonra Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber. Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a ekber çıktı. Mesela bütün cehennemin cehennemi neydi? Adem. Cehennem alem. Bu Adem alemleri ne diyor biliyor musunuz? Subhanallah, Subhanallah. Vücut alemleri ne diyor? Yaratıldığı için elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Adem alemleri Subhanallah, vücut alemleri elhamdülillah, ikisini cem edip bütünleyen kişi Allahu Ekber diyor. Onun için mesela tesbih çekerken namazdan sonra Allahu Ekber ile başlasak, elhamdülillah ile başlasak olmaz. Niçin olmaz? Bu vücut olmuyor. Mesela Adem'den vücuda çıktı mı Gafur? Adem alemleri Subhanallah diyor. O zaman namazdan sonra Subhanallah diyeceksin. Çünkü namaz kılmak Adem'den çıkıp vücuda çıkmanın belirtisidir, namaz kılmak. Yoksa Adem'de kalıyorsun. Subhanallah demek Adem'i vücutlardan diyorsun. Elhamdülillah demek hamdolsun Adem'den vücuda çıktım. Onu kendimde tanımladığım için de Allahu Ekber diyorsun. Ama biliyorsunuz abi hani Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah diye de bir diziliş yapmış ya usta. Evet. Yani Allahu Ekber diyebildiğine de Elhamdülillah. Ondan sonra tabii çünkü nimetlerin en büyüğü diyor Allah'tır. Ne demek ya? Çünkü nimetlerin en büyüğü Allah'tır. Sıla-i Rahim var ya. Sıla bağdır. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim. Rahim'in onayladığı bağ. Mesela akrabalar bağ, haramlık, selamlıkları Sıla-i Rahim dairesinde olmak. O zaman nedir? Başka bir yerisini söyleyeceğim de daha. Şu mevcudatı Allah'a bağlamak Sıla-i Rahim'in en üstünüdür. Sıla bağdır. Rahim'in onayladığı bağ. İstediği bağ. Mesela akrabalar arasında Sıla-i Rahim yapalım. Kadın erkek beraber. Hayda Sıla-i Rahim oldu mu? Olmadı. Çünkü Rahim'in onayladığı bir bağ değil. Bağdır ama o bağ değil. Sıla-i Rahim'in neticesi vücut oluyor abi o zaman. Vücut, harika bir şey oluyor. Evet, vücut buluyorsun. Arşiv her şey var. Arşiv her şey var. Nasıl, iyi misiniz? Elhamdülillah. Müthişti ya. Yasin, iyi misin abi? Hadi bakalım. Şimdi köklerdeydik. Kökün evameli tekminesi ile taşın evameli tekminesi birbirini tanıdığından kudret ondan sonra onu halk ediyor. Yaratıyor. Şimdi haşa demdik. Subhanallah abi, bu nasıl bir kelam ya? Bu nasıl ifade abi? Nerede görüp de nasıl yazmış bunu üstad ya? Ya bu acayip bir şey daha, bir tuhaf bir şey. Yani tuhaf, Mesnevi Nure de Osman hatırlarsın, hepiniz hatırlarsın. Hoş geldin. Sıralama var. Haşa, misal misal, haşa. Güneşe Allah desek, Celle Celaluhu. Güneşten çıkan fotonlar, hiçbir belirleniş yok. Beyaz bir şey, foton, ışık tanesi. Eşeğe bir vuruyor, 7 tane renk çıkıyor. Peki, beyaz denilen bir müstakil renk var mı? Hayır. 7 tane rengin bütünselliğidir, tamam mı? O foton ise tekvin, renklerin her birisi kudret. Güneşte Allah. Tamam mı? Veya, başka örnek veriyorum haşa. Alim, burada mısın? Uyduya Allah de, sinyala tekvin de, navigasyonda onun gözükmesi, uydun sinyalin navigasyonda ortaya çıkması kudret. Başka bir örnek verelim. Zenginleştirmek için 30-40 tane örnek olacaktı. Feyiz, kemala, tekvine bakıyor. Sevap, pozitif enerji, kudrete bakıyor. Feyiz, tekvin. Sevap, kudret. Mesela şöyle diyeyim, bu ne anlaşılacak? Namaz kılmak sevaptır. Fizikte karşılığı nedir? Pervaneler var ya, pervaneler. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Zahirde bu dönüyor.
Ama elektrik elde ediyor, bu dönmeye benzemiyor. Yani pervane dönmesiyle elde edilen enerji gözükmüyor. Yani pervaneye benzemiyor. Ama bu hareketten ortaya çıkıyor. İstanbul'da da milyarlarca cihazı çalıştırıyor elektrik. İşte bu pervanenin dönmesi namaz gibi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Pervane aşağı yukarı. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. E ne oluyor peki bu bedensel namaz hareketleri? Ruhta elektrik indikleniyor. Ha, bu elektrik indiklenmesine bu hareket bedenseldir. Ruhtaki enerjiye tekvin, ruhtaki o enerji helaldir, haramdır, televizyona bakmayayım, internetlere girmeyeyim, oruç tutayım, zekat vereyim. Eylemsel hali de kudret. Ruhtaki hali tekvin. Kanlıyım, vücuda çıkmak İslamiyet. Artık eylemsel. Peki daha ileri götürüyorum. Çekirdek tohum tekvine, ağaç ise kudrete. Dolayısıyla hazırlanın, yaslanın yerinize, bak bomba cümle geliyor. İmam-ı Mubin tekvine, Kitab-ı Mubin kudrete bakıyor. Ona diyorduk ama şimdi ilmi attığımız her yere tekvin diyorsunuz abi. Olur mu şimdi? Nasıl yapacağız? İlmi bıraktınız kenara. Peki, Kitab-ı Mubin'de ne vardı? Onlara bakıyorum ben. Yani. Bak, ben sana söyleyeyim bak. Bana bak. Kitab-ı Mubin, kudret ve irade. Evet, kudret ve iradeydi. Ha, bak şimdi. Peki, İmam-ı Mubin nedir? Emir, ilim. Emir, ilim. Emir. Yani emirle ilmi toplayınca tekvin mi oldu? Ne oldu? Öyle bir şeyler mi oluyor? Ne yapıyorsun? Oraya mı gidiyor iş? Yani durduğun yerin bir arkası ya. Yani orada durmuyor ki. Mesela İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin neyin defter şeyiydi? Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz hangi sıfatta ki ortaya çıktı? En cami sıfat ne gözüküyor? Kelam. Tamam. Şimdi bunun arkası Lef-i Mahfuz'u oraya koyan tekvin. Bak şimdi, kudreti nerede peki? Kudret nerede bak? Ne kadar şıktır. Kitab-ı Mubin'in içinde ne var abim? Kudret ve ilim. İrade. İrade. Kudret, irade var. Kudrete bak, şık oldu. Peki, İmam-ı Mubin'in içinde ne var? İlim emir var. İkisinin cemi Lef-i Mahfuz'dur. Evet. Onun vücudu vücuda bakar. Zat-ı sıfatın vücuduna bakar. Yani tekvinin kudreti Lef-i Mahfuz mu oluyor? Yani o kadar diyemem, o cesareti gösteremem. Aa, ama şöyle diyor. Bazen Kitab-ı Mubin'e, kudret yerine evamiri tekvini kullandığı yer var. Bakış yönüne göre ama abi. Mesela Kitab-ı Mubin'de irade, kudret diyor ya. Bazı yerde kudreti kaldırıyor, evamir tekvini ediyor. Ha. Evet. Ondan çıkarttım onu. Allah canibinden bakınca keşke sefayı göstersin. Öyle olmuyor mu abi? Evet, her şey öyle. Ben biraz izah edeyim şunu. Kitab-ı Mubin irade ve kudreti tazamun ediyor. İmam-ı Mubin ise ilim emri tazamun ediyor. Ve emir tekvini. Emir var ya emir. Emir. Emir o. Şimdi Allah'ın yani Risale'de ve ilm-i kâr alimlerinde kudretin dışında efal ilahi denilir. Efal ilahi. Bu efal ilahideki o emir, o yani uyduyla navigasyon arasındaki emir, bağ. Bu emirdir. Çünkü bir vurdun yaptın bitirmiyor. Onu tutuyor. Yani kudret yarattı telefonu, çekip gidiyor. Ama onu telefon olarak tutan emir. O şekilde tutan. Yani yaratan değil. Tam bağın kendisi, az önce tekvin dedik. Yani o tekvin, onun devamlı etmesi de emir olması. Emir. Devamlılığını sağlayan emir diye ifade ettiniz. Emir. Tamam. Bağın kendisi tekvin, onun devamlı bir şekilde olması şey. Tabii ikinci, bunu şöyle düşün abi. Şunu yarattın. Bunu nasıl yaratma yani? Uçak kalktı, yetmiyor ki. Bir irtifa kazandın. Onu tutmak önemli ya. Kayyumla emiri nasıl ayrıca edeceğiz o zaman? Kayyum esma. Esmasıdır ya. Yani. Orada hakim olan esma, kayyum. Ferdun kayyumun, hakemun. Esma ya.
Peki, evet acayip bir yere geldi. Kader tekvine bakar, kaza ise kudrete bakar. Onun için tekvini pek bilmeyenler veya ilgimizi çekmemişse kader onun için bocalıyoruz. Peki kaza neydi? Kaderin hükmünün icra etmesi. Kader hep bütün hükmünü icra etmiyor. Kaderin içerisinde kaza var. Bir de ata var. Tamam mı? Bunlar hep kaderin içerisinde. Kader bütünlüktür. Kaza ise o artık tahakkuk ettirdi yani. Yarattı. Ata neydi? İhsan-ı ilahi. İhsan-ı imdadat asa ihsanat-ı hususiye ve neydi? Üç tane şey vardı. Burada çok hoş bir şeydi bakayım o. Hatırlarsanız neredeydi? Ha. Hani o üç tane çekirdeği toprağa gömdükten sonra biraz önce konuştuk. Çekirdeği toprağa gömdükten sonra ağaç çıkarsa Allah-u Teala atasından programa göre. Evet. Atasından. Kader ilmi ezeli nevi. O zaman tekvinde ilim ezeli nasıl teşkil edilecek? Bir de söyle abi. Kader ilmi ezeli nevindendir diyor. İlmi ezeli. Evet. İlmi ezeli tekvini nasıl teşkil edilecek? Şimdi bak. Kadere girmek istemiyoruz da. Kader esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Esma-i fiiliyenin bütün. Bütün esmaların bütünlüğüne kader. Tamam mı? Esma-i ezeli. Şimdi bunun içerisinde esma-i ilahiyenin bütünlüğüdür. Satabakan esma var, esbablık esma var, yaratmak, esbapsız yaratma esmalar var. Sen zata bakan ismi Allah. Allah da isimdir. Kerim gibi. Ama bir insana kullanılamaz çünkü zatı olduğu için. Samet gibi mesela. Ehad gibi. Zati esmalardır. Ama Gaffar olsun, Kerim olsun, Rahman olsun, Rezak olsun efali esmadır. Bunların bütününü cemi kaderdir. Bu esmaların cemi. Şimdi girmeyelim. Biz tekbinle kudretle gidiyoruz. Su yumuşaktır, demir serttir. Donma olunca demiri patlatır. Parçala emri tekbinisini veren tekbindir. Demiri parçalaya kudrettir. Evamiri tekbiniye çünkü. Meylan. Peki başka? Şeriat-ı ilahi ikidir. Bak şeriat-ı ilahi ikidir. Hem iki sıfattan gelmiş iki insani muhatap hem de mükellef olmuş birincisi nedir? Sıfat-ı iradeden gelmiş şer-i tekvini. Yani Allah'ın iki tane şeriatı var. Bir neymiş? Şeriat-ı ilahi ikidir. Sıfattan gelmiş. Bir tanesi de bak bir tane sıfat-ı İradeden gelmiş. Bir tanesi de kelam sıfatından gelmiş. Kelam sıfatından gelen emir Kur'an, değil mi? Yasaklar, helaller. Öteki işte sıfattan irade sıfat iradeden gelen işte bu kevni ayatı tekviniyeler. Diyor ki şu mevcudat ayatı tekviniyedir, emirdir Allah'ın şu yarattığı. Buraya muhalefet veya itaat alevi çoğunlukta dünyada şeyini görürsün. Beşinci kattan atlarsan yeni yere çakarsın. Muhalefet ettin. Yani bu mevcudattaki sıfat-ı iradeden yaratılan sıfat-ı irade burası. Hazreti İsa'yı. Ama kelam sıfatından gelen Kur'an'ı emirlere vücudu harici her daim olmuyor. Muhalefet ettin. Namaz kılmayanın kafası kırılmıyor. Her daim dünyada veriliyor. Çünkü Allah herkese şefkat tokatı vurulmuyor. Mesela bak Mehmet'e tokat vuramam uzak ama buna vurun bak yakın. Şefkat tokatı yakın olanlara vuruluyor. İşte sıfat-ı iradeden geleni kendi şeyini bu birincisi karşılığı çoğunlukla dünyada olur. İkincisinin karşılığı çoğunlukla ahirette olur.
Bu dünyada olana kudret, ahirette olana tekvin deniliyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Kusura bakmayın, ben yani kendi çalıştığımız mevzuyla da çok ilişkilendirmeye çalıştığım için böyle bir ikilemle gidiyorum. Şimdi, kurbiyetin beni götüreceği yer bir yere, veyahut da şöyle diyeyim, Burak'la ben bir yere kadar gidiyorum. Sonradan refref beni çekmeye başlıyor, değil mi? Yani veya akrebiyet diyelim abi. Burak aşağı kadar. Evet, evet. Aştan sonra kabı kavisene kadar. Evet. Raf, ref. Ha, bir dakika abi. Şimdi evet. Kabı kavisene kadar diyoruz, tamam. Bu bizim ondan sonraki, ondan sonrası ölüm ve helakettir dediği üstadın bir yer var. Ama belli ki oradan yukarıya da çekmeye devam ediyor. O çekim bizi şuuna kadar, şuunata kadar çıkartıyor mu abi acaba? Yani şuunata kadar çıkartıyor olması gerekiyor ki siz Şecere-i Hilkat'te muhabbeti münezzehe demişsiniz abi siz. Yani muhabbeti münezzehe dediyseniz demek ki şuunata kadar çıkartıyor benim. Mahiyeti zatiye buradan çıkmış. Şuunatı zatiye sıfat-ı ilahiye esma-i tamam işte ikiye katladınız abi. Ondan sonra İsmail Zatiye olacak sanırım. He? İsmail Zatiye. Genelde yazmıyoruz ya. Yazmıyoruz. Öyle mi? Esma diye geçiyoruz ya. Esma. Esma yemiyoruz aslında. Hani hususi bir şey söylenecekse olabilir de. Çok özür dilerim. Öyle zaten. Burası. Onda içine bir tane var. Meçhul. Şöyle yapayım, birkaç tane ismini yazın. Nuru Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Yani insan ismi değil. Bu biliyoruz. Bu burası Şecere-i Hilkat, bu Vacib-ül Vücud. Bizdeki karşılığını yazacağım. Bu kişilere kişilik kazandıran o ben denilen herkesin o ben dediği burası. Benim ruhum, benim aklım. Bunu biliyoruz da lazım olduğu için. Burada aynı zamanda ene var. Ben. Benlerin toplamı. Hepimiz ben bunu. Burası da arş-ı azam. Azam. Burası kapı karşısındaydı şu. Şurası. Şurası neydi abiler? Burası. Ana mahfuz, ana kargasını yapacağız. Burası arş. Burasını cehennem yapalım. Cehennem. İki tane de yapayım da tamam. Çünkü karşılıklarını daha fırla bunun karşılıklarını getireceğim değil mi? Dün akşamdan beri iş yaptığım için bunu çizme ihtiyacım var. Burası, daha detayını yapmayacağım, tamam mı? Kürs, insanlık verildiği yer, beşeriyet, insan. Burası, levh-i mal, ispat, bugün konuşacağımız yere geliyorum şimdi. Hiç onu konuşmamıştık, işte bugünkü de. Kafnutuz yani. He. Kafnutuz. Hav. Nun. Fabrikası veya risalede geçiyor. Tezgah. Tezgahı. Alemi. Berza. Yedi kat. Sema. Alemi şahadet. Kalp var.
Şurada da sen varsın. Mehmet abi değil mi abi? Heh, veya sen. Çeksin diye bu tarafa. Peki, buradaki ben, buraya nereden geliyor bu ben? Mahiyeti zatiyede. Evet. Bilmiyoruz ama. Ben olan, şey mesela, benim gömleğim diyen, o ben ya. Şunu biliyorum ki, gömlek değil bunu diyen, benim gömleğim. Gömleğin arkasında bir şey. Tamam mı? Hani Allah varlıkla vücudun, Allah, Adem de bir vücut dairesi, bir de vücut da vücut dairesi. Yani esir, burada da yaratılmış. Hani atomi yaratılmalar burada oluyor. Yani atom. Atom. Yani maddi hayat, aynı hayat. Aynı hayat burada. Hayat burası, aynı hayat burası. Sonra burada donmalar başlıyor. Abi. Donmalar başlıyor. Esir diyeyim bak, esir. Mekan diyeceğiz. Enerji. Atom. Atom. Bu tezgahta oluyor. Tamam. Aslında bugün şey yapacaktık. Kün emredeki o kafı şey konuşacaktık ama bugün işte şey olduk. Tekvinle kudret. Şimdi kardeşim hangi kalemle yapalım ki farklı olsun? Yeşil. Kader kalemle. Şu enel şundan. Bizde böyle bir şey yapmış. Şunat-ı zatiye burayı oluşturmuş. Tamam. Ondan sonra bu şimdi diyecek ki bazıları kalp aşağıda akıl yukarıda. Kalp aşağıda akıl yukarıda olması mekan itibariyle değil. Çünkü kafa yukarıda olması, burada da aynı bedende de, vahiye ilk muhatap olan kalp değil, akıldır. Kur'an buraya indiği için. Sıfat-ı burayı, ben buraya kadar şey yapayım. Şimdi sen dedin ki, neydi sorun şey? Şunata kadar gider mi diyor? Ya şunata kadar. Akrebiyet beni, refret beni nereye kadar çekiyor? Ha, akrebiyet beni nereye kadar buraya çekiyor? Kadar... buraya kadar Burak arşa kadar. Bundan sonra refrefe biniyor. Ama burada neyini bırakıyor? Ceset. Cismaniyetini. Cismaniyetini bırakıyor. Şurada. Bırak. Cismaniyet, göz kulağını bırakıyor. Ama gitti yani. Buraya kadar yaptın. Bedeniyle, yani cismaniyetiyle ruhuyla gitti. Bundan sonra o öteki vasıflarla cismaniyeti bırakmış, çıkartmış. Şöyle diyeyim, çıplak bir adam düşünün, 10. kata indi havadan, don giydi. 9. kata indi, atlet giydi. Daha önce indi, 10 ta kapıdan çıkacak ayakkabı giydi. Şimdi bu adamı tekrar uçuracağız. Hangi katta ne giydiyse çıkartsın. Şimdi çıkarta, burada cismaniyeti giymişti, çıkarttı. Burada kalp giymişti, çıkarttı. Burada akıl giymişti, çıkarttı. Buradan ruh giymişti, çıkarttı. Buraya geldi. Fena filan.
Artık bence refref falan kalmadı. Orada. Refref yok, onu demek istiyorum. Öyle bir şey yok. Kabuk kavsende öyle bir şey yok. Kabuk kavsende geldi mi abi? Her şey bitti. Eden edilen bir oldu, varan varılacak işte mevzusuna geliyor. Şimdi devam edelim, fazla çoğaltma çünkü kudretli. Yani, ama Allah aşkına biz orada kestiniz bitirdiniz ya, yani biz oradan yukarıda yok muyuz? Yoksa olur abi mu? O zaman siz nasıl şey yazıyorsunuz? Mecul'da bütünü hepsini alıyorsun içine de. Yani gafur. Sana ne diyeceğim daha? Durulur mu orada? Allah Resulü diyor ki seni hakkıyla bilemedik. Bilinmez de yani bilemeyiz. Biz mahlukuz, sen haliksin. Tamam. Yani buraya geldi şuraya. Kabu kalsın şurası. Yazayım ki anlaşılsın. Şurası. Kavseyn. Dedi ki hakkıyla senin imkanı yok. Nasıl bileceğim? Bilemeyeceğim. En iyi bilen kimdir? Sensin. Kimin? Kendini. Buna da bundan sonra ölüm velakettir diyor. 642 mesnevidir. Bundan sonra ölüm velakettir. Şimdi bunu fark etmeden ölmek. Yani bu mübarek zat cenneti fark etmiş. Buraları fark etmiş, demiş ki isteyene bunları ver. Bana seni gerek, seni burayı gerek diyor. Burayı ver diyor. Birkaç tane köşte, birkaç kule. Yani aşağılamıyor. Buraya göre burası çok düşük. Peki, ya Allah Kur'an'da çok mu dedi? Tabii ki, cehennemde de tehdit ediyor ama Adem'den pek bahsetmiyor sari. Çünkü avama hitap ediyor birinci derecede. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennem bir şey değil ki Adem'e göre. Adem'in vücudu haricisi cehennemdir. Cehennemin de vücudu haricisi dünyadaki buhran, bunalım, panik atak, depresyon, intihar şey haletleri. Bu haletler cehennemden bize 70 bin perdeden geçmiş halidir. Bu aletler cehennemde Adem'den peki hangi celalin tecellisi. Sana bunu verdikten sonra artık ne şuun attı ya. Ne sana şuradan vermiş. Ne dedi? Herkesin bir sırrı var. Peygamber bir mana söylüyorum hadisi. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Tamam mı? Şimdi burada ne oluyor kavga zingine? Ene'de Allah ta'ayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şuralar. Ne oluyor? Bilmiyorum. Gidince söylerim yani. Ta'ayyum ve teşahhus ediyor. Peki orada ne oluyor? Mahluksuz ilim, mahluksuz irade, mahluksuz kudret. Şurada neler oluyor biliyor musun o? Buraya geldiğin zaman. Artık mahluksuz irade olunca o hürriyeti bak burayı kaçırmayın şimdi arkaya geçeceğim. Sokarım. Şuraya enede Allah ta'ayyum ve teşahhus etti mi? Hı-hı. Ne demek biliyor musunuz? Şu. Eyvallah. O enede kaderi çözelim. Orada mahluksuz irade var. Kudret var, sen var, basar var, kelam var, hayat in var. Peki nedir o? İşte bizdeki mutlak hürriyet enedeki taayyum ve teşahhusteki iradeden geliyor. Çünkü ne yaparsanız yapın, kazarsanız kazın, yapılanla yapılan eşit olamayacağından hep cebriye çıkar. Onun için kader çözülemez gibi gözüküyor. Oysa enede Allah taayyum ve teşahhus etmesi sıfatları iledir. İrade, ilim, hayat, kudret, kelam. Orada taayyum ve teşahhus edince o irade mutlak hürriyetin oradan geliyor. Cebir onun için yok. Enedeki iradeden kaynaklanan cebir onun için olmuyor. Bunu Dehli Hoca 80 küsur yaşında alim nereden kazarsam kazıyım Hasan kardeş dedi. Bana verilen irade veren iradeye karşı nasıl hür olur mutlak? Mutlaka gene cebriye var deyince eneyi çizdim. Orada Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Teayyum ve teşahhus subuti sıfatlar zatı değil. Peki zatı var bilmiyorum. Ulema demiş ki bundan vermemiş. Taayyum ve teşahhuste
Eni de çünkü niye? Muhalefetun ibadiz. Ene'den yaratılan ruh ene benzemiyor. Ene'den yaratılan hayat eneye benzemiyor. Aynı muhalefetun hadis. Bizde bu şey yok mu? Kıyamı bile şey vücut yok mu? Vücutsuz vücut. Nasıl vücut? Ha? Buna geleceğiz. Ama bu insana verdi. Yani nasıl vermiş? Ulema demiş ki bunu insana vermemiş. Bunları vermiş. Hangi cihetle? Mahluk halinde olan insana basar vermiş, hayat semi vermiş, hayat vermiş. Ama mahluk olmayacak şekilde bunları enesinde var. Var. Abi şöyle oldu ya. Abi Allah aşkına kullanıyorduk yani var ya. Battaniye taşıyımız bekaya, vücuda, tekbine. Mesela insanda beka yok mu? Var olmaz. Ama vücud haricisi yok ki yani. Mahluk şeklinde yok. Göz gibi değil. Muhalefetün havadisi var bir nokta. Tabii insan hiçbir yaratılan herkes insana hizmet ediyor. Petrollar, altın, güneş, her şey. Ama insan, insana hizmet eden her şeye, ben olan ben var ya, ene, ruhuma muhalefet etmişim. Benzemem. Hayatıma muhalefet etmişim. Muhalefetün lilavadis. İnsanın enesinde bunlar var ama ruhunda bunlar verilmiş. Ruhunda bunlar var. Bazı ulema demiş ki bu insana verilmemiş. İnsana ruhuna verilmemiş. Şunlar ruhuna bunlar verilmiş. Abi şu diyoruz ya bunu şöyle çevirirsek şöyle. Böyle çevirirsek. O zaman nur tarafı, subuti tarafı, mana tarafı da bu mudur abi? Bu şekilde mi bizde bir karşılığı var bunun? Gibi. Yani şunu demek istiyor. Şöyle yani şunu ya, açıp sökeceğim. Bence o değil, öteki taraf. İkiye ayırıyoruz ya, aslında öyle değil. Demin çıkan göz misali var ya, aslında bu öyle böyle, burası. Onun dışında şeyimiz var. Yani aslında bir cihette nur ve manayı böyle ayırma, manadan nur patlıyor. İşçi diyor. Şöyle şunu kastediyoruz. Şu kiradayız, adam diyecek ki bana ne yap? Yaparsan çarptığımız zaman. Şu Nur Muhammed'im abim. Evet abi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk zuhur art bu mu? Benim nurum öyle bu. Allah'a bakan yönü. Mana. Allah nuru semavati vel ard. O bu nurdan sema nurdan mahlukat yaratmış. Nur. Mesela ışığa da nur diyor, tamam mı? Vücud harici. İşte bunun yarısı değil de yarı kesmek biraz böyle kesif aleminin özelliği. Anlayalım diye böyle bir. Tabii o doğru. Ama böyle Allah'ın sanatıyla insanın sanatı şöyle oluyor. Sen motorcusun. Diğerleri de bilir. Bir motor blok koyun, blok yani. Bloğa piston koyarlar. Piston. Ondan sonra sibop kapağı koyarlar. Pistonlar koyduktan sonra şey var. Pistonu çeviren neydi? Krank. Krank. Krank koyarlar. Sonra volan koyarlar. Onu manifold koyarlar. Şunu koyar, motor olur. İnsanın sanatı ekle. Allah'ın sanatında öyle değil. Çekirdekten patlar, filiz olur, patla ağaç olur, patla dal olur, patla çiçek olur, patla meyve olur. İçeriden patlama var, dışarıdan müdahale yok. Ekleme yok. Bu da böyle. Patla, bu patladı, arş-ı azam oldu. Ya ben yapmışım abi. Şöyle. Evet aynı. Yapmış evet. Çevir o arkadaşlar bilir misin? Yani bu böyle hep iç içe. Peki aynen. Bizim o nurdersi.com'da da var. Karpuz gibi. Şecerifika. Mesnevi'de aynı onun şeyi var biliyorsunuz değil mi? Nasıl? Alem diyor bir karpuz gibi şey eline alır diyor. Yo. Şeyde paylaştı. Alır bir nefes falan olduğuna bakıyor. Ciddi mi? Bak bulayım hemen okuyacağım. Şimdi. Allah Allah. Abi şey de sorayım da. Ene mahiyetten geliyor dediniz ya. Bu sizin iştahınız mı? Bir yerde bu şekilde geçiyorum. Ene'yi topladığın zaman çıkıyor. Hasan abi şöyle diyor. Yani her şey şöyle demiyor mesela. Özür dilerim. Tamam sen söyle Osman. Mesnevi Nuri 94. He.
İnsan akıl ve fikir meydanı öyle bir vüsattedir ki ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki iğneye mahal olamaz. Evet, bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsalıyor. Bazen de alemi bir karpuz gibi eline alır, kainatı misafir eden getirir, akıl odasında misafir eder. Fesuman, o şey, şeker hilkat karpuz var mı sende? Var abi. Aa, bilgisayarına şey yapar mısın? Benim bilgisayarımı aldılar da. Şu onu bulana paylaştılar. O bir bakayım şimdi yavaş. Karpuzla ikisini beraber koymuşlar. Dedim fesuman Allah ya. Direkt bu benzeye bakayım. Elini alır karpuz gibi. Şu şu. Şu abi. Yok değil o değil. Örgüsü. Açar mısın ya onu? Bilgisayarınızda yok mu? Dur bulacağım. Sen onu bulana kadar sana şey yapayım. Şimdi ene mahluk buradan başlıyor ya. Artık mahlukta iz takip ediyorsun. Yani o ona içtihat mesela. Fakat ene mahluk değil. Haşa, vacib bir vücut değil. Buradan aşağıda mahluk ene berzahtır. Berzah nasıl ki kabirdeki insan şu anda. Ahiret değil. Ahiret kıyamet kopunca başlar. Dünyalı da değil. Berzah. Alemi berzah diyor zaten. Burası da berzah. Berzah olunca hiçbir belirleniş ve mahlukiyet yok. Ama vacip de yok. Şey için sordum abi, neden esma sıfat değil de mahiyetten... Çünkü onların tanımlamaları şu. Esma bizde karşılığına bakalım. Esma yokunca. Esmanın bizde karşılığı şudur. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ha, nedir o? Mesela bu mevcudat aynadır diyor. Tamam mı? Aynada ne gözüküyor? Esma gözüküyor. Şimdi aynaya geç. Aynada ben gözüküyorum. Ben ayna mıyım? Değil. Şimdi bu mevcudat ayna ise, bu aynada esma gözüküyorsa ayna nedir? Ha, esma nereden çıkıyor? Sıfattan. Ayna sıfata dayanır. Yani ilim program çizer, irade karar verir, kudret yaratır. Yaratacağı malzemeyi de hayattan alır. Hayatın donmuş halidir şunlar. Peki esma nereden çıktı? Ha, esma bizim neyimizde? Bak sırayla gidiyoruz. Kısaca anlatıyorum. Bizde esmanın karşılığı cilve, cemal, nakış, sanat. Sıfatın karşılığı madde yaratılmamız, mahluk olmamız sıfata dayanıyor. Kudret yaratmış bizi. Tekvin yaratmamış bizi. Kudret yaratmış. İlim programı çizmiş, irade karar vermiş, hayat malzemesiyle yaratılmış, sen basar kelamını koydu, yarattı bizi, tamam mı? Sıfata kadar çıktık, sıfata kadar. Peki, sıfattan bize bir elbise daha giydirildi, ruh. Ruh giydirildi. Ruhta ne var? Zihayattır, zişuurdur, kanunem, rucu darici. 4. Ondan sonra ruh mahluktur. Bir bakıyoruz ki ruha sahip çıkan birisi de var. Benim gömleğim diyen arkada ben. Benim atletim diyen, benim vücudum diyen. Benim ruhum bunu kaldırmaz. Hatta sorulacak, ruhunuzu niye kirlettiniz? Kime diyecek? Ruha demeyecek, ruhunu niye kirlettin? Hani derler ya alimler. Aklınızı başınıza alın. E peki bu hitap kimedir? Akıl o değil. Akıl kafada değil ama hitap ediliyor. Zekaya hitap ediliyor. Aklını başına al. Ha, o zaman bu ruhu kim, ruhunuzu niye kirlettin deyince o zaman bu soru ruhtan arkaya bir şey. O da nedir? O ruh da burada yaratılmıştı. Bunlar arkaya nedir? Mahiyeti zatiye. Gibi 5-10 tane çok böyle iz takip ederek enenin kaynağı mahiyeti zatiye oldu bilinmiyor. Bir şey söyleyeyim. Ene onun için usta meçhuldur diyor yani. Bilinmiyor diyor. Abi şimdi az önce sizin gösterdin mi o? Şunu ben görmek istiyorum. Bak Allah abi karpuz gibi. Bak hele. Yani niçin biliyor musun? Bu çok garibime gitti de bilmeyerek bu şey bu şekil olduğu için karpuz gibi tutar mı diye yani, bir de bak. Bazen de diyor alemi bir karpuz gibi eline alır. Bak alemi şahadet burada sorduğunda. Misafir eden getirir, akıl odasında misafir eder. Bak alemi karpuz gibi. Evet. Pijaması var ya karpuzun, hani pijaması gibi. Kinerten keseceğini. Çok tuhaf. Hangi dilimi istiyorsan. Ben, bak şu şeceri hikmeti var ya böyle yaptık ya. Şu onu gör. Aslında onun bir biz burada değiliz. Bu karpuzu şöyle kestik bak şöyle. Orasını gösteriyor. Burayı göstermek için. Yoksa burası da aslında hepsi
Allah'ın nuru semavati vel ardı. Yani mahiyeti zat her tarafı kaplamış. Biz neredeyiz? Bizle Esma arasında nerededir? Yani bizle Esma ilişkimizi anlatıyorum. Buzun neresinde su ise, su buzun neresinde ise biz de Esma'nın orasındayız. Bak abi karpuz dedi ya, onun için ben biraz zevk aldım. Şimdi abi, ama bilmeyerek bir şey olmuş. Nerede bileceksin karpuz olacak? Vallahi çok konuştum. Bugün çok konuştum. Hakkınızı binlerce kere helal edin. Ama önce Osman'a bir metiye yapıp bakmak istiyorum Hasan abi. Bu bulmuşlar mı bunu? Yok. Osman'a neden metiye yapmak istiyorum Hasan abi? Şimdi yani herhalde işinin getirdiği böyle tecrübeyle alakalı. Normalde hep bilgisayardan okur. Ama bilgisayarda resmi açıp size verince muhtemelen önceden düşündü. Okumanızı da isteyeceksiniz. Telefondan da aynı yeri açtı ve telefondan okumaya devam etti. Ama bu karpuz denmesi... Allah razı olsun. Ama çok tuhaf. Ve niye tuhaf? Bilinerek yapılamaz bu. Evet. Şimdi bu tekbini bitirmemiz lazım. Evet. Abi Allah aşkına şurayı bir okuyayım. Ya, Allah aşkına bir okuyayım. Şimdi çünkü neden? Sanki bana burası Süleyman'ın sorduğu soruyu bana burası cevabını veriyor gibi. Ben öyle algılıyorum en azından. Doktor. En azından. Biliyor musun? O da doktor. Biliyorum biliyorum. Bilmez miyim? Şimdi tevafuk aynı yerden siz ilk metninizi buradan almışsınız Hasan abi. Şu eşyanın evameli tekniğiyle kemali imtisali dediğiniz yerin baş tarafında Hasan abi şöyle söylüyor. Ben mi öyle anlıyorum bilmiyorum. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünata nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve intisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Bakın hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi olur. Hadsiz kullanıyor. Elbette kadir-i mutlakın zati ve nihayetsiz dedi. Bakalım niye nihayetsiz dedi. Ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı. Nur tarafının tecelliyatı. Bak orada nihayetsizi kullanıyor Hasan abi. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Evet. Devam edelim. Şimdi Mektubat 331'de bazı şeyleri şey yapıyorum yani çok ilginç olduğu için metne de katlanıp yazıyorum. Diyor ki beşer gibi adat-ı ilahiyeye ve evamili tekviniyesine munkat ve muti olmuş. Kim? Kim için söylüyor? Peygamberimiz için söylüyor. Bir daha. Beşer gibi. Beşer gibi adat-ı ilahiyeye ve evamili tekviniyesine munkat ve muti olmuş. O kadar acayip ki bunu biz hep biliyoruz ama Osman bu munkat ve muti bak, munkat ne demek? Bak bir tanesi işte inkıyat eden, boyun eğen manası. Munkat inkıyattan geliyor. Muti itaat eden. Şimdi bir tanesi itaat ediyor, tamam mı? Bir tanesi isyan etmiyor. İkisi de aynı gibi iken. Anladın mı? Tamam. Mesela bak bir tanesi itaat ediyor, ötekisi isyan etmiyor. İkisi farklıdır. Farklı. Aynı anlamda değil. Aynı değil. Evet. Bu da bir tanesi kudrete, bir tanesi tekvine. Bak bir tanesi itaat eden, bir tanesi isyan etmeye. Şey. İtaat eden kudrete bakar. Çünkü eylemdir. Ötekisi isyan etmiyor. Nasıl? Yani vücudu falan yok. Alacağım. Mesela takva. Herkes şöyle anlar. Takva sabaha kadar namaz kılan, sabahleyin oruç tutan değil. Takva eylemsiz eylem. Nedir o? Menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Hiç eylemiyor. Yani günahlardan içtinab etmek. Yani bir tanesi terk-i kebair, ötekisi def-i mefas. Ama bunun takva enerji değil mi? İşte onunla kazanıyorsun. Yapmamak. Yani ben şu an anladım. Yapmamakla yapıyorsunuz. Mesela namaz kılmamakla isyan ediyorsun. Ha, şimdi bir tanesi kudrete, bir tanesi tekvine. Başka, yani dedik ya 30-40 tane misal olacak. Evet. Her sahadan örnek olacak ki şey olsun diye takip ettim. Hasan abi, onun içindeki su inkiyat ediyor. Demirin dışına çıkamıyor, demire zarar veremiyor. Demirin içindeki kaval inkiyat ediyor. İnkiyat ediyor. Ama evamiri tekviniye de itaat edip bloğu parçalıyor. Evet, güzel. Güzel. Güzel söyledi.
Allah-u Alem, bu benim tespitim, onun için Allah-u Alem dedim. Fatır Hakim tekvine bakıyor. Fatır neydi? Fatır şuydu. Nümenesiz, misalsız, patentsiz, örneksiz, maddesiz, zamansız, muacelesiz, ilk ve en son şekilde yaratma demektir ki, bu tekvine bakıyor. Ama öteki vücud hariciler, işte iadeler şeye bakıyor, kudrete bakıyor. Başka örnek veriyorum. İnsanın vücud haricisi kudrete, insanın konsantre ile bir kuvvet saklı olan kuvvetler ise tekmene. Şimdi şöyle yapıyorum. Eğer bir işiniz bitirdinse şekil yapacağım size. Şu anda bende hiçbir şey yok. Ne şehvi arzular var, ne bir böyle gaz var, ne de güç var. Konsantre oluyorum. Tamam mı? Bana bakarsanız. Konsantre oluyorum, konsantre oluyorum. Ah diye peki. O güç çıktı değil mi konsantreyle? Bizim tabirle tefekkür. Ben konsantre olmadan önce bir şey yok. Şehvi arzular olsun, nefret, öfke, bir de güç. O güç konsantreyle hariçten mi yüklendi bana? Hayır. Neredeydi bir? Ruhta. Nasıl bir durumda? Bir kuvve. Çekirdek daha çok mu? Buna bir kuvve denilir. Ağaç nedir? Çekirdeğin bir fiili. Ha, ağaç kudrete çekirdekteki bir kuvveye tekvin. Mesela gücüm bu artık kudret. Ama ruhta bir kuvve çekirdek olarak bulunan evamir tekvinin şekildeki o güç işte tekvin olmadan kudret çıkmıyor. Bak şimdi. Konsantre oldun mu? Bu güç mü abi? Bu kudret. Bu ne, daha önce neredeydi? Bu şekilde değildi. Ama ruhtaydı. Konsantre olarak çıkmadı mı? O konsantre ile ruhta bir kuvve ölü şey uyuşmuş, uyumuş. Yani çekirdekteki ağaç gibi. Ondan sonra onu bu tarafa aldım, güce dönüştürdüm. Kuvvet oldu. Bu kuvvet. Ama ruhta bir kuvve hali tekvin. Bu tamam. Anladık mı? Bu aynı biraz... şey sanki değişiyor. Bir öyle bir öyle, bir öyle bir öyle. Önce onun için zaten herkes iş yapamamış da bir öyle bir öyle derken. Adım attı. Onu bir yazalım. Şey bu çok önemli. Bak bir daha. İki kelimesini de söyleyelim. Bize göre konsantre, şey, tefekkür, yoğunlaşma, odaklı. Öte konsantre de. Konsantre ile ruhta bulunan bir kuvve gücü, bir kuvve olan gücü konsantre ile veya tefekkürle veya yoğunlaşarak o bir fiil puzzle'lara, kaslara, duygulara, hislere dönüşmesi, hisler de his, duygu bu kuvvettir. Ruhta bir kuvve hali bu gücün, bu gücün ruhta bir kuvve hali tekvin. Emir ilime bir şey yapıyor tekvine. Abi Akşemseddin diyor ki insanoğlu bunu şu şekilde kullanmış diyor. Mesela atom bombası yapmış diyor. Atomun içi gücü çıkartarak o patlama tekvinin gücüdür diyor. Tekvin bombası. Evet. Sen onu çıkartırsın. Tekvin bombası. Yazdığını sen devam et Osman. Onu yaz ki çünkü önemli. Ruhtaki bir kuvve olan güç, konsantre olan kısmı o tekvine bakıyor. Çıktıktan sonra... Sen çıktıktan duygu, his, kas, enerji, güç haline dönüşmesi, onun dönüşmesi, kudret ve onunla, bak, onunla kitap kaldırıyorum, namaz kılıyorum, evamir. Emirlere dönüşmüş. İş yaptım yani, iş. Eskiden hep konsantre ve yoğunluk olarak düşünürdüm aslında. Aslında her şeyde var. Şunun bir demir bloğu olduğunu düşünsem ben, bir anda bir kaldırmak için yükleneceğim. O yüklenmeyi biliyorum yani. İlla karatede konsantre değil. Ama telefon ya da bardağı kaldırırken öyle bir yüklenme yapmıyorum. Ama o bir enerji var ki o demiri kaldıracağım, çimentoyu kaldıracağım zaman birdenbire çimentoyu 50 kiloluk yükleme yapıyorum kendime. Mesela ihtiyacın kadar yapıyorsun. Yani çok telefonda ihtiyaç çok olmadığı için yükleme çok yapmıyorsun. Peki devam ediyorum. Çok ilginçti bu. Kün emri
Esbapsız yaratılmaya tekvin bu. Esbaplı yaratılmaya kudret. Esbapsız esmalar adeta esbapsız esmalar sanki kudretten esbapsız esmalar. Evet. Mesela esbabı iktiza etmiyor. Bazı esmalar esbabı iktiza ediyor. Ehad mesela. Ehad. Allah gibi. Zata bakıyor diyor. Zaten Allah zata bakar diyor. Evet. Gibi esmalar adeta Allahu Alem bu benim şeyim. Tekvine. Esbabı iktiza eden esmalar da kudrete. Tamam. Esma-i zatiye tekvine, esbabı esma-i fiiliye kudrete desek. Desek acayip olur mu bilmiyorum. Evet. Mesela ağacın kökünden diyor. Bak Mesnevi'den aldım onu. Ağacın kökünden, kök de çekirdekten, çekirdek de evamiri tekvini tazaman etmesinden, evamiri tekvini kün emrinden, kün emri de vahidi vacipten diyor. Kudretten söylüyor. Ağaç nedir ama? Kudrettir diyor üstad. Ağaca ne diyor Osman? İlimden kudret ediyor. Ağacın kendisi kudrettir. Ama evamiri tekvini gördün bak. Bu çok sari. Tabii çok net. Evamül tekviniyi ben tekvin diye bir daha okumak lazım. Esbapsız. Evamül tekvini kendisi öyle bir şeydi. Ben yani tekvine bakan bir emir olduğu kısmı karıştı şimdi. Şey bak. Bak ne diyor? Ağacın ağaç kökten, kök çekirdekten diyor. Hı-hı. Çekirdek evamül tekviniye temessülden, evamül tekvine kün emrinden, kün emri de vahidi vacipten diyor. Tamam mı? Peki biz ağaca kudrettir. İlimde kudrete çıkmış. Bunlar kudrettir. Ha evam şey tekvin ise bu ağacın kökten, kök çekirdekten, çekirdek de evamiri tekviniyeden, evamiri tekviniye de kün emrinden, kün emri de tekvinden. Vay vacipten. Vay vacipten. Ya burada zaten bütün sıralamayı yapmış. Sıralamayı yapmış. Ama peki şimdi işaret icazı da okuyayım. Yani bu arada bu ilmi de tam yerine iradeyle oturtulursa bu konu tam olacak. Yani kudretle sadece tekvini yürüttüğümüz zaman karıştırıyoruz. Evet. Yani hani siz dediniz ya başta o iki imamın işte Eşari ve Maturidi'deki... Onu açık olsun da hiç daha sıkmaz. Sık onu. Aç onu, aç onu. Abi çevirmeden. Abi çevirmeden. Hepsini bir yere oturtmamız lazım. Öyle değil. Hasan abi bu esbaplı esbapsız dedik ya tekvin kudret. Esbapsız tecelli diyebiliyoruz arşiviz mesela. Şimdi bak. Bu tekvin bir kuvvem abim. Burada ademler var. Burada yaratılacak hepsi mümkün, mümteni ve vaciple alakalı. Bütün ilimler var. Tamam mı? Burada onlar var. Şimdi bu bir kuvve. Bir kuvve. Şeyi yapmış. Tekvin. He, tekvin. Evamiri tekvini. Hayat-ı tekvini dönesine bu ilim gerekiyor. Onun plan ve projesini. O Adem'den çıkacak ama ne çıkacak? Adem'den hangileri çıksın? İlim yapıyor onu. Adem'den ilim çıkartıyor. Vücudu ilim şu araya bir yere mi koyacağımız? Yok yok yok, bu su değil. Yani böyle burada yağ açtık diye vacipte böyle açık değil. Yani tekvindeki Adem var ya, Adem'den hepsi çıkmıyor ki. Adem. Orada vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır ya Adem. Yani ilim nerede kendisi gözükecek? Adem'de. Perdesiz perde. Varlıksız varlık. Vücutsuz vücut. Peki ne lazım çıkarttı bu? Plan ve proje bu. Tamam. Ama burada Adem'de. Burada vacibül vücudun ilmi, mümkünün ilmi, mümtenin vücudu. Hepsi var. Bak bir daha. Adem'den ilim olarak yani çıkartılan şeylere ilim denilir. Bunların içerisinde mümteni var. Mesela sekiz kafalı olurdu. Hı hı. Mümteni vücuttur. Vacib-i vücudun ilmi var. Hı. İlmi mütezeli var. Hı. İlmi ezeli var. Tamam. Şimdi buradan alem-i şehadet yaratılacak, elma yaratılacak. Bunun buradaki bütün ihtimaliyatları var. Mümkünü var, mümtenisi var. Tamam, vacip ilmi de var. Burada var. İrade karar mı? Dedin ya sen uygulayalım diye. O zaman başlayalım. Buradan Adem'den ilime çıktı mı abi? Tamam. İlime çıktı. İlimde
Osman yaratılacak. Gözü nasıl olacak? Sekiz kafalı mı olacak? Üç kulağı mı olsun? Vesaire. Bu ihtimaliyat var. İrade bunlardan seçti. Bu plan ve proje. İrade seçti ve karar verdi. Kudret yaratacak ama tamam yaptık plan proje var kafasında adamın mimarın projesi var ama tuğla lazım, çimento lazım, demiri de bundan aldı. Başta dedim o evet. Sonra... Demiri aldı, kesmeyi bitireyim. Demiri çimentoyu aldı mı? Aldı. Sonra bunu insanın fıtratını, istidatlarını oluşturuyor. İşte semini koydu, kulağını koydu, basarını koydu, kelamını koydu. Niye diğerlerini koymak? Esas bu. Bunları da koydu. Hani tekvinle ilişkisi bu. Mehmet'im bir şey diyecektin şimdi söyle. Dedim ya abi zat sıfatta o ol deyini burada nasıl yapacağını, hangi sistemle yapacağını. Harika. Güzel oturttuk şimdi. Şimdi burada ol vardı ya, ol ama bunlar hiç sayarak olmuyor. Dedik ya işte tövbe, bedenin tövbesi var. Günah, zina yapma demiyor. Zineye yaklaşma. Bu bedenin tövbesi. Aklın tövbesi, ya hakikaten ya, yapmamaktan. Vicdanın tövbesi hissidir. Tamam mı? Kalbin tövbesi nedir? Kalbin tövbesi nefsi levvamedir. Levme diyor. Ruhun tövbesi nedir? Mesela ruhun tövbe, şey yapmak, tövbeyi münacata dönüştürmek. Tövbede istek var. Ya Rabbi beni cehenneme koyma. Allah'ım günahımı affet. Münacatta istek yok. Ey şiddeti zuhurundan takattüs etmiş olan Zat-ı Akdes, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki böyle. Bu münacat. Münacatta istek yok, sığınmak yok. Şeyde ise, tövbede, duada ise istek var. Ha, şimdi bak, tekvindeki Adem'in, yani oğul burada olmuş, Adem'den ama nasıl yapılacak? İlim oradan çıkartıyor. Bu adam çıkartıp atmıyor. Adem'de yani tekvindeki Adem'den çıkartan bu sıfattır. Kendisini alıyor. Yani şöyle bir vuruyor Adem'e fışkırıyor. Artezen kuyusu gibi. İlim fışkırıyor. İlim çıkartıyor buradan malzemeleri. İlim malzemeyi nereden alıyor? Adem'den alıyor. Yani şöyle diyor Mektubat'ta. Adem ise diyor, Adem'i mutlak değildir diyor. Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor. Yani sinema perdesini hiç kimse görmez ama oraya bakar. Niye? Perdede gözükeni gördüğü için. İşte bu perde, sinema perdesi gözüken ilim. İlim müstakil bir sıfattır. Vazifesi nedir? Adem'den bir şeyler almak, vurmak. Oraya bir vuruyor, Mesnevi'nin 640'ı. Bir vuruyor tekvine, tekvinin Adem'ine fışkırıyor. Tamam. Kendisinde ilimin özelliği, ilim... Mesnevi'de nerede yaptınız abi? 600... Badılı. Badılı. Şeyde diyor... Tamam, 640 mı, 39 oralarda diyor. Yani o zihin aynasına vesaire diyor evet. Adem. O oralarda. Evet. Şimdi beni bir dinle de sonra bakarız. Tamam. Şimdi bak, burada Adem var. Bunu kim çıkartıyor? Adem'den vücuda kim çıkartıyor? İlim çıkartıyor. Emir demiştik ya. He, emir. Evet, yani emir. Şimdi ilim çıkartıyor ile ilim çıkıyor ayrı şeyler. Ha, ayrı. Ha. Onu bir tam. İlmin içindeki ilim ha, değil. Hani emir vuruyordu, ilim çıkıyordu. Ha. Mesela ilim denilen şey nedir? Zaten daha bilmiyoruz ki. Tekvinden ilim çıkıyor değil. Hayır. Heh. Buradan ilim çıkmıyor. İlim çıkartıyor. İlim tekvinden alıyor. Malzeme alıyor. Evet, ilim alıyor. Adem'den çıkan ilim değil. Heh, ama ilmin içindeki de ilim. Ama bu değil yani kendisi. Mesela diyelim ki şöyle, benim her bir hücremde DNA'da Hasan yok mu? Her bir DNA'da ben varım. Benleri, her bir ben bendir. Toplarsan biz olur ya, ben büyük bir ben değil miyim? Bu ilim müstakil bir vücudu var. Adem'den çıkartan malzemeler bunun içinde olduğu için buna ilim diyoruz çıkarttıklarına. Çünkü bunun sahibi bu.
Yani bunun ilmin müstakil vücudu var Osman'ım. Yani buradan çıkanlar ilim olmuyor, ilim Adem'den çıkartıyor. Anladık mı abi? Evet. Yani çıkan ilim değil, ne olursunuz? Ha, onu böyle biraz düşündüm de olmaz. Değil, değil. O zaman ne olur? Çok nakıs olur bu tövbe ya. Ne yaptın ya? Adem yaptın yani. Ha, ilim diyor ki, bunlar çatışıyor. Bunlar çatışıyor Adem'le, ilim çatışıyor. Ha, şöyle bak, ruhumda güç var. Bu bil kuvve. Konsant oldu, güç oldu. Güç oldu mu abi? Bu kuvvet. O ruhta bulunan bil kuvve güç Adem mi? Peki bunu kim çıkarttı? İlim. Bak, çıkartan, çıkana kudret de Osman'ım. Bak şu. Bu kudret neredeydi? Ruhta bil kuvve. Peki yöntem nasıl çıktı? Ne ile çıktı? Konsantre ile çıktı. O konsantre, o yöntemin adı o çıkana benzemiyor. Yöntem, tefekkür. O ilim. İlim işte. İlim, o ilim yapıyor. İlim sistem oluyor gibi sanki abi. Yani, ilim bambaşka bir şey. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mesela tefekkür ediyoruz. Mesela adam futbolcu için biraz önce karate boksa vakasına gidecek, boksa çıkacak. O soyunma odasında ya video seyrettiriyorlar o dakikalarda veya kendisini veya tefekkür ediyor, 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 ediyor. Bu yöntem ilim, ilim çıkan netice kudret, o bil kuvve olduğu yer ruhta olayan Adem, tekvin, bu yöntem ilim. Şimdi bunun nasıl kullanacağım, tamam mı? Kullan irade, tamam mı? Ondan sonra neresine vuracağım? Göz. Kulağım da şeyime açık olacak, antrenörüme vesaire sisteme, yani bunlar müstakil çalış, şey, hepsi müstakil. İlim çıkan değil, tekvinden, Adem'den çıkanlar ilim değil, ilim çıkartıyor. İlim çıkartıyor. Kudret diyor. Kudret. Evet. Çıkan. Yani sanki öyle deyince bu evvel ahir zannı batın olabilir mi biraz? Evvela uyuyor, ahire uyuyor ama şey uyar mı? Uyduğu biraz biz yolda yaptık doktoruna gelirken. Evveli tekvin oluyor, ahire kudret oluyor. Evet, kudret, çünkü bu mevcudata kudret deniliyor. Zahir batın ne yapacağız bilmiyorum tabii. İlim irade denir mi? Batın ilim mi? Yok tabii, yok yok, hayır. Levan demiş, Mamur Abban Hazretleri demiş. İlmi kelam alimleri bu mevcudata ne demiş biliyor musun? İlk önce gözüken iradedir. İrade gözüküyor. Vücut haliniz. O zahir olacak o zaman. Dönüştüğü bak gibi. Zahir iradedir. Ve, ama gözüken, gözükebilmesi için altyapısı dolu da güç. O kudrettir diyor. Batını da kudrettir. Gözüken iradedir. Tabii yapayım bak şimdi. Ama bu ilmi kelamın tabirinin ilk önce kullanımı. Şu mevcudat gözüküyor ya. Şu. Arkadaşlar, bu gördüğünüz ilk önce iradedir. Tercih edilmiş şekil. Yani maddesi falan değil ya. Çünkü maddesiyle hiç muhatap değilsiniz. Fotoğrafı çekilen bunun timsali suretidir. Bu tercih edilmiş zahir iradedir. İradedir. Tamam mı? Bak yazayım size. Abi yazın, orada şey yok çünkü tekvin yok abi. He, tamam, zahir bu. Bunun batını kudrettir. Batını. Çünkü niye? Bak kudreti anlatacağım. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücudu ilimden vücudu aliciye çıkarır. Alem-i şehadete aynı zamanda daire-i kudret der Risale'de. Tamam mı? Hı hı. Bunu kudrettir ama kimse görmez. Gözüken ilk muhatabımız şekli, şemali, tercih edilmiş, takdir edilmiş şekli iradedir. Bu maddesel yapısı kudrettir. Zahir ve batın. Eveli ise tekvindir. Tekvin, şuna eveli. Nereye koyalım?
Şuraya mı koyalım? Oraya yazın ama ya da hepsini bir araya... Yok, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evveli tekvin. Peki, usta kendisi gene söylüyor. Meyvenin içindeki çekirdek ilmi program, ilmi sandıkçalar diyor. Sandıklar diyor. Ahiri ilim. Ahir acaba ahir şey değil. Ahir derken meyvenin içindeki çekirdeği kastediyoruz. Hmm. Mesela ağacın kendisi, tamam mı? Zahirde görünüşü irade ama onun vücudu haricisi kudret. Nereden geliyor? Kökteki çekirdek diyelim. Kökteki. Bağışlı ilim desek, kudreti ahir desek. Bir dakika, bir de söyle. İlmi batın yapsak. Kudreti ahir yapsak. Çünkü biz hep şimdi mülk meleküt gibi evet, yaptık evet. Ya. Tamam bir dakika peki ahir şöyle yapalım. Yani ben bunu çıkan kudret diye. Buna düşünmediğimiz için, ha. Çalışmadığım için beraber tamam. Çalışıyoruz şimdi. Yani şimdi hep kıyaslama ne yaptık? Sen söyle bakayım bir de bir üzerine çalışalım. Çekirdek ağaçsa dedik. Şuraya. Çekirdek tekvinse ağaç. Hayır çevirdim. Oturalım canım ben. Çevir bunu, tamam. Şimdi sen bir daha söyle, ben burayı sileyim. Abi şöyle... şimdi şöyle, bir tekvin, tekvin evvel. Evet, değil mi? Tamam. Yok, yanlış olduğunu iddia ediyoruz. Aa, dur bir dakika, tamam. Hepsini yazacağım, sileceğim. Tekvin evvel. Peki, ahiri neydi? Kudretti. Biz dedik ya, tekvindir, o kudrettir dedik. Kudret o zaman ahir dedik. Tamam. Kudrete. Kudret. Ahir dedik. Tamam. Ondan sonra zahiri iradedir. Zahir. İrade. İlim de evveldir o zaman. Şey, batındır. Batındır. Evet, şimdi söz söyleyin. Evet, buyuralım. Hasan abi, önce şu soruyla başlayalım. Özürünüz. Tamam. Önce şu soruyla başlayalım. Bu tekvinin içinde adamdan başka bir şey yok mu? Olmaz olur mu? Başka şeyler de var. Başka şeyler var ya. Ama öyle bir Adem değil ki. Abi öyle bir hal oldu ki o zaman. Sanki tekvinin içinde Adem'den başka bir şey yokmuş gibi. Yani bilmiyorum. Sanki öyle algılıyoruz. Bir. İkincisi Hasan abi. Hayatı biz boşa mı çıkarttık? Ya hayat maddedir. Madde. Hepsini içeriyor zaten. Mesela şu. O zaman... Taş, cansız dediğim şey de hayat, evvel hayat olması gerekmiyor mu? Şimdi bu su zaten... Koyduğun yere göre, baktığın yere göre değişir. Subutiye de yapsak abi. Evet. Ben size şöyle bir şey yapayım. Pazarı biraz değiştirirsek, yani subutiyenin içinde yaparsak sadece... Çünkü öyle düşünebilir. Tabii, çünkü değişir. Burada en esnafsız... Yaparken pazarlık sen söyle. Sıfat-ı zatiye evvel, subuti sıfat ahir. İkisinin cemi zahir, zahirden çıkanlar da batın. Zahirden çıkanlar batın mı? Nasıl dedin? Sıfat-ı zatiye, tekvin evvel dedin, tamam uyuyor Osman'a. Sıfat-ı zatiye evvel. Tamam tuttu işte. Subutiye, sen... zahir, evvel, pardon. Abi evvel, ahir, ikisinin birleşimi zahir. Ne demek ikisinin birleşimi? Yok. Bak, hayır bak, sıfat-ı zatiye ile sıfat-ı subutiyeyi cem etmeden çıkıyor zahir. Yani cem oluyor şu an burada. Ondan sonra... Nerede cem oluyor? Yani sıfatı zaten... Şu evvel diyorsun. Şu evvel... Buranın şu komplesi evvel abi. Tamam burası komple, evvel. Mesela orayı kaldırırsan bura vardır ama burayı kaldırırsan bura yoktur. Tamam. Öyle mi abi? Tamam. Yani, evvel ahirde sorun yok mu? Zahir batında sorun var. Zahir dediğim de ikisinin cemi. Bak şimdi. Bu ne dedi biliyor musun? Dünya. Yani buna uygulayalım diye. Aksini söyleyen var mı? Şimdi var. Hayat olması lazım. Şey, var. Evet. Ben şey diyeyim mi? Şimdi şu dörtlü bir dört grup. Yani şey gibi düşünün. Zih hayatı, zih şuur, kanun, vücudu harici gibi düşünün. Şu dörtlü o dört. Şu sen basak kelam ise bir tane üçlü. Ne üçlü var? X, Y, Z gibi. Yani üç boyut gibi. Yani bir şeyin ileri geri. Tamamlayıcı var. Tamamlayıcı. Hareket etme sağları. Burada başlangıçta evvela ne olması gerekiyor? Evvela şu dörtlüde irade gerekiyor diyoruz ya evvela. Değil mi? İrade olmadan ötekiler çıkmıyor. İlk başta evvela irade olacak. Tamam mı? Ondan sonra
evvelini bulduk. Batın noktasını ilim ve hayatla denkleşip zahire de kudreti. Yani o dördünün arasında aslında abi evveli hayır zahiri batın. Evet. Ama evveli biz zahiren kudreti hani görünüşe zahir diyoruz. Ahir ya da zahir konusunu hani netleştirebiliriz. Ama bu dördün içinde evvela irade olarak başlayıp görünene hayatına da batın deriz. Çünkü şey noktasında hani makinası hayat diyebilir miyiz? Makinadır. Burada da itiraz var abi. Tamam. Evet. Evvel olsa ilk önce ilim olması lazım ki irade edilse. Evet. Hayır irade olacak. Tekvine gelelim. Hayır. Konumuz tevhid. Tamam. Peki bunu niye uyguluyoruz? Uygulamayalım. Bak meselelerle değişecek zaten. Uygulamaz. Yani mutlak şeyler. Uygulamayalım. Dur. En sonunda yaparız. O zaman şeyi de sil. Onu sil. Onu sil. Sil hadi. Madem uygulamayacağız. İtiraz ediyorum. Madem uygulamayacağız o da silsin. Peki biraz da gidelim de. Fatır dedik. Şunun emrini söyledik. Şu Allah, şey işaret edeceğiz 174. Emir iki kısımdır. Birisi teşridir ki sıla-i rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvassala hattıdır. Ney ikidir? Emir iki kısımdır. Birisi neymiş? Teşridir ki sıla-i rahim ile tabir edilen akrabalar ve müminler arasında şer'an emredilen muvassala hattıdır. Bir bağ var. Mesela bacım, kızım, teyzem. Yani bir bağ yok mu? Ama gözüküyor mu o? Yok. Ama bacın kendisi gözüküyor. Ama bir bağ var sende. Şimdi diyor ki, diğeri emri tekvinidir ki, fıtrı kanunlar ile adetullahın tazamun ettiği emirlerdir. Mesela diyor, çok ilginç burası. İlmin itası manen amel emrediyor. İlmin İtası, ne demek ki de? Verilmesi. Zekanın itası, ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı. Aklın verilmesi, marifetullah'ı. Kudretin verilmesi, bak kudret burada kullanmış bak. Subuti sıfatta kudret. Kudretin verilmesi, çalışmayı. Cesaretin verilmesi, cihadı. Manen ve tekvinen emrediyor. Bak, tekmini ne yaptı Cem etti? Diyor ki, işte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattının, yani bu sıbıtı sıfatı böyle sanki tek bir hakikat yapacak gibi tekvinden veriliyor yani böyle bunları. Ne diyor? İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasında şer'an ve tekvinen tesis edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullah, zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Akrabaların gidip gelmeyelerine duyurulur. Manen ve tekvinen emrediyor diyor. Bak, manen ve tekvinen diyor. Bunlar tekvin zemininde oluyor. Yani kudretin bile ne diyor? Kudretin verilmesi, çalışmayı manen ve tekvinen emrediyor. Kudret verilmesi. Peki, kudret ve tekvin zemininde cereyan ediyor. Kudret de tekvinde cereyan ediyor. Yani sistem, tekvin, üzerindeki o tekvin. Mesela kudret verilmesi neyi gösteriyormuş? Çalışmayı. Ama adamın çalışma ruhu yok bu şeyinde. Sıla-i Rahim'in en üst seviyesi, mevcudatın Rabbul aleminden alakayı kesiyorlar. Sıla-i Rahim nedir? En yüksek bağ Allah ile Rahim'in Rahim'le olan bağdır. Sıla bağdır, Rahim'le olan bağımızdır. Sonra akrabalar arasındaki bağdır. Haramın olmadığı bağdır. Yani Rahim'in onayladığı sıla, yani bağ. Şimdi diyor ki sıla, bağ, Rahim, Besmele'deki Rahim, yani Rahim'in onayladığı bağ. İşte bu manevi bağ ve zemin ise tekvinmiş. Bu manevi bağ var ya mesela bacın kendisi kudrettir. O seninle bacın arasındaki o manevi bağın adı tekvin. Nasıl ki navigasyonla canlı bağ var ama herkes göremiyor.
gözüyle o navigasyonla uydu arasındaki bağı göremiyor. Yalnız navigasyonu görüyor. Demek ki ortaya çıkan gözükenler kudret. O arka, onu tutan kayyum, kayyumiyet yani. Onu Allah ile bağ olarak tutan tekvin. O gözükmeyen bağın adı tekvin. Nefsül emirdeki realite ise kudrettir. Mesela bağlar şunlarmış. İlim ile amel bağ. Bak, ilim ile amel bağmış. Zeka ile ilmin bağı var. İstidadın zeka ile bağı var. Akıl ile marifet bağı var. Kudret ile çalışma arasında manevi bir bağ var. Cesaretle cihat arasında bir bağ var. Tüm bu bağların adı ve zemini tekvin. İman bağı tekvin, İslam bağı kudret. İslam eylemdir. İman eylem değildir. İslam'da inanmak yok. Eylem var. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Zekata inanmak değil, zekatı vermek. Ama iman esaslarında iman eylem yok. Allah'a inanmak. Peygamber inanmak. İman bağına tekvin, eylemsel hali olan İslam bağına kudret. Başka? Maddesiz ibda. İbda, tekvin. Bir kısmı dahi maddeten inşa edilmesine de kudret. İbda, tekvin, inşa, kudret. Çünkü kudret malzemelerden yapıyor. Tekvin ise hiçbir şey yokken de yapıyor. İcat da deniyor mu ona? İbda ve icat. Yani evet. İnşaata, inşa, icat o anlamı geliyor mu burada? Yani inşa, inşaattan kalsın diye ben onu benzetiyorum. İnşa, inşaattan kalsın. Yani inşaat nedir? Demir, çimento, tuğla bir araya gelecek. Bu kudret. Kudret tahakkuk edebilmesi için güneş lazım, hava lazım, toprak lazım, su lazım, çekirdekten ağaç yapmak için. Ama çekirdeğin programı tekvin. Çekirdekten ağacın çıkması kudret. Kudretin olabilmesi için güneş, hava, toprak, su. Bunlar şart. Ama kudret tekvin için öyle bir şartiyet yok. Çekirdeğe programı yazdı. Efendim abi? Hasan abi, tercih. Onun tercihi kudrette mi, tekvinde mi? Tercih. Tercih şeydir, iradedir. İrade midir? İradedir. Tercih yaparım veya yapmam. Şimdi rahimin onayladığı bağ diyorsunuz ya. Mesela Allah, sen bir ailede büyümüşsün. Her cinsten adam var ailede. Rahimin onayladığı şekilde işler yapmıyor adam. Ama onun tercihiyle sen oranın içerisinde büyümüşsün. Orayla bağ kesecek misin? Rahimin onayladığı işi yapmıyor ama. Rahimin onayladığı bağ yoksa şöyle diyeyim. Amcanın, dayının, şeyin, akrabanın evine gidiyorsun. Kadın erkek karışık yapıyorsa sıla-i rahim olmuyor. Sıla neydi? Bağdı. Ne bağ? Rahimin onayladığı bağ. Rahim kadın erkek karışını onaylıyor mu? Onaylamıyor. Onaylamıyorsa sıla-i rahim olmuyor. Ama o tercih etmiş. Tercih. Senin dayı. Ama o tercih. O başka bir şey. Sıla-i rahim başka bir şey. Tercih de ikiye ayrılır. Bir irade ve bir cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar mazi ve müstakbel olmadan hazırdaki. Bunu mu, onu mu, şunu mu? Bunu yapana cüz-i ihtiyar denir. İrade ise mazi ile istikbale bakıp kaldı tercihidir. Tabii. O mantıkta gidersek cebir olur o zaman. Her şey kaderden çıkıyor. Evet. Şimdi en azından kaba taslak öğleyin okundu mu? Bir ara zamanı geldi gibi abi. 12.30 daha var. 2,5 saatmiş tekvinle. 2,5. 2,5 saat. Yani herhalde bir kaba taslak olmuş gibi geliyor bana. Girdik abi. Biraz olduğu gibi. Girmiş olduk evet. Tamam yani şey oldu. Yok yani ben, benim alemimde biraz farklı şimdi. Kudretle tekvin bayağı farklı. En azından ata, Allah'ın şey kader, kader, kaza ve ata. Tamam mı? Kaza artık vücuda harici çıkmış. Ondan sonra hak etmediğimiz halde Allah atan olmasaydı biz kaza bizi mahvederdi. Tamam mı? Şimdi mesela kader de bu bütünlük. Ötekisi vücuda haricisi kaza olmuş. Kudret. Demek ki her şey vücuda gelmeyenler de var. Vücuda gelmişse ona artık kudret denir. Tekvinden çıkmıştır.
ucuna çıkmıştır, gelmiştir. Tamam. Çıkmayan şeyler, bil kuvveler, tekvinde, konstantı gibi. Peki, vâhül devâhum, ikinci derste şey yapacağız. İkinci ders tahayyül ve tasavvur. Yani, ne oldu? Veya, cemaatta nun var ya nun, nun nâbudu, iyâke nâbudu'daki üç cemaat var ya namaz kılarken, üç cemaate hayalen diyor. Hayal bu. Hayalen girdim diyor. Neyle diyor? Kalben ve hayalen girdim diyor. Sonra gitti dolaştı bir şeyler buldu. Beş çeşit şey buldu. Sonra nundan çıktım tekrar diyor. Nun kapısı kapıymış. Girdiği gibi çıkıyor. İnşallah ikinci derste kahveden sonra bir gireceğiz. Merak etmeyin şimdi kafa 2,5 saat biraz yorulmuştur ama. Peki. Bâhir davâhu men elhamdülillâ rabbil âlemin el-fâtiha.